Günaydın sevgili izleyen. Olmuş Mayıs'ın 26'sı ve günlerden Perşembe. Beni soracak olursan ben çok şükür hala Mesut Yar sevgili izleyen. Anlatmak için çok fazla başlığımız var ve zamanımız yok. Sen de yaz bize. Bana sorarsan başlığımız ezberledik artık. Bana sorarsan başlığında istediğin her şeyi yazabilirsin. İstediğin her şey okunabilir. Başlıyoruz. Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışmasında sona yaklaşıldı. Bu bir. Fahiş kira artışlarına çözüm ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Fahiş kiraya düzenleme 10 güne kadar tamam. Bu iki. Bakanlık tarafından özellikle çalışma yürütüldü. 4 bakanlık tarafından yürütüldüğünü söyledi Çevre Bakanı Murat Kurum. Ekleme olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada birçok ülkenin korkulu rüyası haline gelen bu maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de bulunmadığı, Türkiye'de rastlanmadığı ve rastlanma olasılığında çok az olduğu, paniğe de gerek olmadığını açıkladı. Bu üç. Diplomaside ve siyasette hiçbir şey hız kesmiyor. Bu da 4. 5'i var, 6'sı var, 7'si var. Fazlası var yani. Gidiyoruz başlıklara. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes oyuncularını Beştepe'de kabul etti. Anadolu Efes yönetici, teknik heyet ve oyuncularını tebrik eden Erdoğan, sporda elde edilen başarıların gençleri spora daha çok teşvik ettiğini söyledi. Üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes basketbol takımımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Anadolu Efes basketbol takımımız gibi kulüplerimizin ve bireysel sporcularımızın gösterdikleri başarılar gençlerimizi amatör ve profesyonel spora daha çok teşvik etmektedir. İster Düzce'de, ister Türkiye'nin herhangi bir coğrafyasında, her insan altılı masaya baktığında kendisinden bir parçayı orada görüyor. Kim olursa olsun, geçmişi ne olursa olsun, altılı masaya baktığında, o liderlere baktığında kendisinden bir parçayı orada görüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nı fiyat istikrarı sağlayamamakla suçladı. Yarın sabah hangi ürünün kaç lira olacağını kimse bilmiyor. Yarın sabah doların kaç liraya çıkacağını kimse bilmiyor. Yarın avro ne olacak kimse bilmiyor. Hiç kimse önünü göremiyor. Fiyat istikrarını sağlamak zorunda olan, anayasaya göre, yasalara göre zorunda olan kurum ne iş yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Eli kolu bağlanmış. İyi Parti Türkiye'nin birinci partisi çıkacak. Pazarlıksız, şartsız, koşulsuz. Bu ülkenin hak edilmiş iktidarı biz olacağız. Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimlerine ilişkin önemli mesajlar verdi. İktidar iddialarını ortaya koyan Akşener'in sandık güvenliği açıklamaları dikkat çekti. Kaya gibi sağlam irademizle seçimin bekçisi olacağız. Hiç merak etmeyin, sandıkla gelenler sandıkla gidecekler. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın hepsi tamamlandı. 6 yıl süren yargılamalar sonucu 3000 sanık ömür boyu hapse mahkum edildi. Davalarda 2870 sanıksa beraat etti. Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışmasında sona yaklaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıda gözden geçirildi. Düzenlemenin bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Ortak bir çalışma kuruyoruz, yürütüyoruz ve bu yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz, bu noktada gerek kira artışlarını takibi noktasında, gerek kira artışlarının bedelleri, oranları noktasındaki düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan fahiş kira artışlarına çözümle ilgili yeni bir açıklama geldi. 4 bakanlık tarafından çalışma yürütüldüğünü söyleyen Bakan Kurum, 10 gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmanın sonuçlarını paylaşacağını belirtti. İnşallah
yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki yapılacak düzenlemeyi de milletimizle paylaşacaktır. Vatandaşımız müşteri olsunlar. Mevzuat belli. Mevzuat diyor ki kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Kira bedelleri de rahiç bedellerinin konutlarda 20'de birini, ticari ünitelerde de 15'te birini geçemez diyor. Artan maliyetler nedeniyle astronomik zam gören bir sektörde öğrenci yurtları, yurt fiyatları ortalama ikiye katlandı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre artık İstanbul'da ortalama bir özel yurdun aylık ödeme tutarı 4000 liradan ucuz değil. Şu anda yurda yıllık ödemem yaklaşık 30 bin. Çıkmayı düşünüyorum. Ev benim için daha karlı olacak. Geçen yıllarda doğalgaz için kış aylarında aylık 4 bin lira, 5 bin lira gibi rakamlar verirken bu yıl 10 bin lira çıktı. Ben hem çalışıyorum hem okuyorum. Mecburiyet aile bizlere bir yere kadar destek olabiliyor. Bu milli göreve başvuru için uzaya gov.tr adresini oluşturdum. Belirlenen o eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu görev için başvurabilirler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında bir Türk'ün uluslararası uzay istasyonuna gönderileceğini açıklamıştı. Başvurular alınmaya başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gitmek için 31 bin kişinin başvurduğunu söyledi. Seçilecek bir Türk vatandaşını 2023 yılında bilimsel faaliyetler yürütmek üzere 10 günlüğüne uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin ve ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu anda 225. Biz muhataplarımıza PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir farkın olmadığını, bunlar arasında yapılan ayrımların bizim açımızdan hiçbir anlamının ve karşılığının olmadığını açık ve net bir şekilde ifade ettik. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin itirazları sürerken Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşti. İsveç, Finlandiya ve Türkiye heyetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 saat süren görüşmede bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın net mesajlar verdi. Türkiye'nin kaygıları somut adımlarla karşılanmadığı takdirde süreç ilerlemeyecek dedi. Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvim çerçevesinde karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğine dair mesajımızı çok net bir şekilde ifade ettik. İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti. Salı günü Filistin'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün de Batı Kudüs'te İsrailli mevkidaşı Yair Lapid'le görüştü. Çavuşoğlu, sürdürülebilir diyaloğun devamına vurgu yaptı. Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak, anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyaloğun devam ettirilmesinin faydalı olacağı konusunda hemfikir olduk. Bu da birbirimizin hassasiyetlerine karşılıklı saygı temelli olmalıdır. Bu sadece bizim iki taraflı ilişkilerimiz için değil, aynı zamanda bölgemizdeki barış açısından da faydalı olacaktır. Rusya'nın Ukrayna saldırısı giderek şiddetleniyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın askeri harekatının en aktif aşamasına girdiğini açıkladı. Rusların Donbas bölgesinde kontrolü tamamen ele geçirerek bölgedeki Ukrayna güçlerini kuşatmaya çalıştığı belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının yükseleceği, nemin düşeceği de ifade ediliyor meteoroloji tarafından. Bu durumu da dikkate alarak ekiplerimizi hazır hale getirdik. Orman Genel Müdürlüğü, yazın çıkan yangınlarla mücadele için tüm hazırlıkları tamamladı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınlara 21 bin personel, 55 helikopter ve 20 uçakla müdahale edileceğini açıkladı. Bu yıl helikopter sayımızı 55'e, uçak sayımızı da 20'ye çıkardık. Bu önemli bir güç aslında ve toplam hava araçlarımızın bir seferde atacakları su kapasitesini de 300 tona yükseltti.
Sağlık Bakanlığı COVID-19 salgınına ilişkin son verileri yayımladı. Son verilere göre bir gün içerisinde 137.573 test yapıldı. 1260 yeni vaka tespit edildi. 24 saat içerisinde 4 kişi daha hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan veya karantina süreci sona eren 1225 kişi sağlığına kavuştu. Bugüne kadar bizde daha görülen bir vaka olmadı. Maymun çiçeği hastalığı bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Gereksiz bir tedirginlik oluşmamalı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada birçok ülkenin korkulu rüyası haline gelmeye başlayan maymun çiçeği virüsüne Türkiye'de rastlanmadığını söyledi. Gereksiz tedirginlik oluşturulmamalı diyen Bakan Koca, çiçek aşısının yeni virüse karşı koruyuculuğunun %80-85 oranında olduğunu kaydetti. Çiçek aşısının etkinliği %80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Bilim kuruluyla özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz? Bununla ilgili de istişare halindeyiz. Canlı virüs aşısının imha edildiği olmaması gereken bir geçmiş dönem yaşanmışken bunun gereğinin yapılmadığını görüyoruz. En tehlikeli deniz anası türleri arasında gösterilen pusula deniz anaları İzmit Körfezi'nin ardından Tekirdağ kıyılarında da görüldü. Zehirli olduğu belirtilen deniz anaları tedirginliğe yol açtı. Kıyıya doğru geliyorlar, ondan sonra geri gidiyorlar. Peki endişeniz var mı denize girme konusunda kumbağa halkı olarak? Şahsen korkuyoruz. Şahsen korkuyoruz tabii. Bu biraz daha zehirliymiş herhalde. O yüzden korkuyoruz. Neredeyiz? Haziran gelecek ve dün akşam başlayan kar yağışı şehri beyaza bürümüş durumda. Soğuk havalar Mayıs ayının son günlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Yaz aylarına girmeyi beklerken Kars, Erzurum ve Tunceli'de kar sürprizi vardı. Lapa lapa yağan kar kışı aratmadı. Çiftinin hali, kar şimdi çiftliği çok etkiledi. Şimdi hayvanlara bir içeri girecek. Yani böyle bir şey görülmemiştir. Evet, başlıkları izledik. İnce işçiliğini yani kanaviçesini birazdan hep birlikte yapacağız sevgili izleyen. Birkaç dakika gidiyoruz, sonra geleceğiz. Önce NTV'deyiz, sonra Star'la ortak yayında. Sevgili izleyen, 26 Mayıs'tayız ve Perşembe gününü idrak ediyoruz. Dün 5 ilde şehit cenazesi vardı. Pençekilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiğimiz, Mehmetçiklerimiz son yolculuğuna uğurlandı. Dilerim haklarını helal ederler. Aynı birlikte görev yapıyorlardı. Hepsi de yakın arkadaştı. Operasyon bölgesinde de omuz omuza mücadele ediyorlardı. Pençekilit Harekatı'nda şehit olan 5 asker memleketlerinde son yolculuğa uğurlandı. Şehitler Hakkari Yüksekova'da son kez yan yana geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının da katıldığı törenle memleketlerine uğurlandılar. Ankara'ya dönen Bakan Akar, şehit uzman çavuş Onur Doğan için düzenlenen şehit karşılama onur törenine katıldı. Aileye başsağlığı diledi. 24 yaşındaki uzman çavuş Onur Doğan, 3 ay önce nişanlanmıştı. Düğün hazırlığı yapıyordu. 3 çocuklu ailenin en küçüğüydü. Ankara'da gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Haklarınızı helal ediniz. Şehit Teğmen Abdülkadir Güler, teröristlerle giden çatışmada ağır yaralanmış ancak kurtarılamamıştı. 28 yaşındaki şehit bekardı. Şehit Teğmen'in cenazesi Antalya Uncalı Şehitliği'nde defnedildi. Uzman çavuş Bican Kapıdağ 25 yaşındaydı, bekardı, 2 yıllık askerdi. 3 ay önce ziyaret ettiği baba evine bu kez Türk bayrağına sarılı naaşı geldi. Hatay'da düzenlenen törende baba Erkan'la anne Sevinç Kapıdağ ayakta durmakta güçlük çekti. Allahu Ekber. Uzman çavuş Hüseyin Cankaya 28 yaşındaydı, nişanlıydı. Bu yaz evlenecekti. İzmir'deki baba evinde helallik alındıktan sonra cenazesi memleketi Kütahya'ya gönderildi. Cenazede annesi, babası, kardeşi ve nişanlısını teselli etmek kolay olmadı. Devletimiz için veren aziz şehitlikle.
bir cenaze töreni de Malatya'da vardı. Şehit Ercenen Tekederili bir yıl önce sözleşmeli olarak göreve başlamıştı. 25 yaşındaydı, bekardı. Yeşilyurt ilçesindeki törende ailesi güçlükle ayakta durabildi. Sözleşmeli Ercenen Tekederili'yi yaklaşık 2000 kişi son yolculuğa uğurladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençekilit Harekatı'nda 5 askerin şehit olmasını değerlendirdi. Erdoğan, askerlerimizin tek bir damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Euroleague şampiyonu Anadolu Efes heyetini kabulünde konuştu sevgili izleyen. Pençekilit Harekatı'nda şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, askerlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hain saldırılara yanıtımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Pençekilit Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 5 Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 2 asker ise yaralanmıştı. Çatışmanın ardından bölgedeki operasyonlara hız verilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın Türkiye'nin sorunlarını çözmek için kurulduğunu söyledi sevgili izleyen. Düzce'de muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nı fiyat istikrarı sağlayamamakta suçladı. İster Düzce'de, ister Türkiye'nin herhangi bir coğrafyasında, her insan Altılı Masa'ya baktığında kendisinden bir parçayı orada görüyor. Kim olursa olsun, geçmişi ne olursa olsun, Altılı Masa'ya baktığında, o liderlere baktığında kendisinden bir parçayı orada görüyor. 6 Muhalefet Partisi Genel Başkanı 29 Mayıs'ta 4. kez buluşuyor. Adres bu kez Gelecek Partisi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa buluşması öncesi mesajlar verdi. 6 ayrı partiyiz. Ama 6'mız insan hakları konusunda aynı düşünüyoruz. Demokrasi konusunda aynı düşünüyoruz. Sosyal devlet konusunda aynı şeyi düşünüyoruz. Türkiye'nin büyümesi, kalkınması konusunda aynı şeyi düşünüyoruz. Bizi bir araya getiren, Türkiye'yi bugün içinde bulunduğu çıkmazdan çekip doğru dürüst bir alana Türkiye'yi çıkarmaktır. Düzce'de muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nı fiyat istikrarı sağlayamamakla suçladı. Yarın sabah hangi ürünün kaç lira olacağını kimse bilmiyor. Yarın sabah doların kaç liraya çıkacağını kimse bilmiyor. Yarın avro ne olacak kimse bilmiyor. Hiç kimse önünü göremiyor. Fiyat istikrarını sağlamak zorunda olan, anayasaya göre, yasalara göre zorunda olan kurum ne iş yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Eli kolu bağlanmış. Sevgili izleyen, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'e NATO itirazı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de gündemindeydi. Akşener, Türkiye'nin bu iki ülkeye gereken tavrı göstermesini istedi. İYİ Parti Genel Başkanı, partisinin grup toplantısında konuştu ve 2023 seçimlerinde birinci parti olacaklarını da söyledi. İYİ Parti, Türkiye'nin birinci partisi çıkacak. Pazarlıksız, şartsız, koşulsuz, bu ülkenin hak edilmiş iktidarı biz olacağız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2023 seçimlerine ilişkin önemli mesajlar verdi. İktidar iddialarını ortaya koyan Akşener'in sandık güvenliği açıklamaları da dikkat çekti. Kaya gibi sağlam irademizle seçimin bekçisi olacağız. Hiç merak etmeyin. Sandıkla gelenler sandıkla gidecekler. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener'in gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışması da vardı. Bugün Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için iyi niyet bekleyenlerin ilk önce kendi niyetlerini sorgulamaları gerekiyor. Eğer İsveç ve Finlandiya Rusya tehdidini ciddiye alıyor ve kendilerini korumak için NATO'ya üye olmak istiyorlarsa öncelikli olarak terör örgütünü topraklarından çıkartmalıdır. Grup toplantısının başlangıcında ise Akşener, İyi Parti'ye katılan bağımsız Adana milletvekili İsmail Koncuk'a rozetini taktı. İyi Parti'den milletvekili seçilen Koncuk daha sonra partiden ayrılmıştı. Koncuk'un yeniden katılımıyla İyi Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 37'ye yükseldi. Sevgili izleyen, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın tamamı tamamlandı. 6 yıl süren yargılamalar sonucu 3000 sanık ömür boyu hapse mahkum edildi. Davalarda 2870 sanık ise beraat etti. Sonuç raporuna bakıyoruz.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın yerel mahkeme süreci tamamlandı. Darbeyi planlayan, yöneten, darbe girişimine katılan 3000 sanık ömür boyu hapse mahkum edildi. 6 yıl süren yargılamalarda 4891 sanık hakkında mahkumiyete hükmedildi. Aralarında 85'i eski general, 1116 eski subayın da bulunduğu 1634 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1366 sanıksa müebbet hapis cezası aldı. Müebbet hapis cezası verilenler arasında 24 eski general ve 536 subay da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasında FETÖ'nün suikastimi müebbet hapse mahkum oldu. Darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı üssündeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davayla Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin Sürt'te Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay Çatı davasında sanıklar ağırlaştırılmış müebbet ve uzun süreli hapis cezaları aldı. Tamamlanan davalarda 2870 kişinin beraatine karar verildi. İlk derece mahkemelerince karara bağlanan bazı davalarda istinaf ve yargıtay süreçleri de tamamlandı. Çok sayıda davanınsa istinaf ve temyiz incelemeleri sürüyor. Evet sevgili izleyen, hoş geldiniz. Ortak yayına NTV'de siyaset haberlerini verdikten sonra Star NTV ortak yayınını 9.30'a kadar devam ettireceğiz. Başlığımız bana sorarsan ama yani başta takılıp kalma, fikriyatın neyse Mesut Yar Official Instagram'daki hesabımız gönderebilirsin. Mesut Yar Twitter'daki hesabımız, son postun altına sen de mesajını yazabilirsin. Mutlaka program boyunca okumaya çalışıyoruz. Herkesi bir şekilde, her görüşü bir şekilde. Şimdi bir küpürle başlayalım. Önemli çünkü bugün iki önemli şey var. Bir tanesi Milli Güvenlik Kurulu. Efendime söyleyeyim, bir ikincisi Para Piyasaları Kurulu. Biz milli güvenlikle başlayalım çünkü son 2-3 gündür biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısından sonra dillendirdiği Suriye operasyonu, daha doğrusu Kuzey operasyonu, ne diyelim, Kuzey sınır operasyonu hakikaten yavaş yavaş diplomasinde ilgi ağı içine girdi. Ve küpür diyor ki Yeni Birliğin operasyon sinyali Amerika'yı endişelendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri operasyon düzenleme planlarından derin endişe duyduklarını açıkladı. Price, böyle bir adımın bölgede istikrarı zayıflatacağını söyledi. Mevcut ateşkes hatlarının devamından yanaymış efendim. Ama Dışişleri Bakanlığı, bizim Dışişleri Bakanlığımızda biliyorsunuz yaklaşık olarak bir terör örgüsüne karşı bir operasyon sinyali verildi. Buna Amerika'nın ilk yanıtı da efendim orada bir ne varmış? istikrar varmış. Bölgede bir huzur ve istikrar varmış. Onu bozabilirmiş bu operasyon. Şeyi geldi. Nedir? İtirazı, şerhi geldi. Milli Güvenlik Kurulu bugün Beştepe'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantı işte bu kritik öneme sahip. Erdoğan bu toplantıyı işaret edip Suriye'nin kuzeyinde yeni bir harekat sinyali vermişti. Az önce hatırlattığımız üzere o toplantıda ele alınacak başlıklar hepimizi yakından ilgilendiriyor. Diplomaside başta olmak üzere bakalım hemen. Milli Güvenlik Kurulu son dönemin en kritik toplantılarından birini gerçekleştirecek. Toplantının ana gündem maddesi Suriye'ye yeni harekat. Operasyon ne zaman başlayacak? Harekat hangi bölgede düzenlenecek? Hangi hedefler imha edilecek? Tüm bu soruların yanıtının kritik MGK'dan çıkması bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz. İnşallah bu operasyonlar başlayacaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı bu açıklamayla harekat için hazırlıkların başladığını bildirdi. Olası harekat için de iki seçenek verdi. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Erdoğan'ın tehdit oluşturan alanlar olarak tanımladığı kentlerin son dönemde terör örgütünün saldırılarını sürdürdüğü Tel Rifat, Münbiç ve Kobani olabileceği belirtiliyor. Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili
yeni adımları da yakından atmaya başlıyoruz. Erdoğan'ın eksik kalan kısımlar olarak tanımladığı bu bölgelerse Cerablus'la Kobani. Kobani ile Tel Abyad arasında kalan ve Tel Abyad'la Resulayn arasındaki kalan noktalar. Yeni harekatla bu bölgelerin birleştirilerek Suriye sınırı boyunca 30 kilometre derinliğinde bir koridor oluşturulması amaçlanıyor. Şimdi tabii bu operasyon meselesiyle ilgili önemli de bir iddia ortaya atılmış. Türkiye Gazetesi tarafından hatta manşete taşınmış. Süleyman Şah Türbesi'ni biliyorsunuz bir şekilde. Aynı şekilde hani sınır namusu olarak da özetlenmiş bir temsili bir ne diyelim bir türbe. Kendisi Süleyman Şah yerine dönecek diyor, verelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terörden temizleyeceği 4 bölge arasında çok kritik yerler var. Haber Yılmaz Bilge'nin 7 yıl önce nakledilen Süleyman Şah Türbesi biliyorsunuz bizim tarafa doğru getirilmiş olduğu yerden tekrar ait olduğu Karakoza taşınacak iddiasında bulunuyor gazete. Süleyman Şah'ın Türk toprağı niteliği taşıyan Ceber Kalesi'ndeki kabrinin etrafında 15 Türkmen köyü bulunuyor. O köyde yaşayan Türkmenler ve Türk Silahlı Kuvvetleri işbirliğiyle Süleyman Şah Türbesi'nin yerine tekrar taşınması öngörülüyor. Evet, böyle bir iddia Türkiye Gazetesi tarafından öne atılmış. Bu da anlaşılan bugünün konuşulacakları arasında yer alabilir bir lobi okuyucusu olursak eğer. Bu arada İsrail'e biliyorsunuz bir yakınlaşma yaşanıyor İsrail'le ilgili. Daha birçok ülkeyle aslında biraz tırnak içerisinde papaz olduğumuz derler ya, daha birçok ülkeyle yakınlaşma yaşanıyor ama en sıcağı bugünlerde İsrail'le. İsrail Dışişleri Bakanı düzeyinde 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti sevgili izleyen. Salı günü biliyorsunuz Filistin'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Batı Kudüs'te İsrail mevkidaşı Yair Lapid ile görüştü. Çavuşoğlu sürdürülebilir diyaloğun devamına vurgu yaptığı görüşmenin sonrasında. Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra ilk ziyaret. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin temaslarının ardından İsrail'e geçti. İsrail'in mevkidaşı Yair Lapid'le görüştü. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki bakan kameraların karşısına geçti. Bizler birçok alandaki ilişkilerimize yeni enerji kazandırmaya ve bundan sonra farklı mekanizmaları oluşturmada hemfikir olduk. Çavuşoğlu, farklılıklara rağmen sürdürülebilir diyaloğun devamına vurgu yaptı. Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak, anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyaloğun devam ettirilmesinin faydalı olacağı konusunda hemfikir olduk. Bu da birbirimizin hassasiyetlerine karşılıklı saygı temelli olmalıdır. Bu sadece bizim iki taraflı ilişkilerimiz için değil, aynı zamanda bölgemizdeki barış açısından da faydalı olacaktır. İsrail Bakan da ilişkilerde yeni sayfa vurgusu yaptı. Çavuşoğlu'yla Türkiye-İsrail Ortak Ekonomik Komisyon girişimini yeniden başlatmak için anlaştık dedi. Uzun geçmişe sahip olan uluslar her zaman bir dönemi nasıl kapatıp yeni bir dönemi açacaklarını bilirler. Biz de bugün bunu yapıyoruz. Yapmış olduğumuz anlaşmalar sonrasında Orta Doğu'da yeni bir güç oluşturuldu. Amacımız ekonomik ve sivil işbirliğimizi daha da geliştirmek. Geçen sene içerisinde işbirliğimiz emsalsiz bir boyuta ulaştı. Diplomasinin de ötesinde İsrailliler Türkiye'yi çok seviyor. Bugün ilişkilerimizi daha da geliştirmek için yeni bir çerçeve oluşturmuş olduk. Görüşmede iki ülkenin karşılıklı büyükelçi atama süreci de ele alındı. Çavuşoğlu basın toplantısında Filistin meselesine de vurgu yaptı. Birleşmiş Milletler parametreleri içerisinde iki devletli bir çözümün kalıcı barış için tek çözüm olduğuna inanıyoruz. Kalıcı bir barışın Orta Doğu'da sağlanmasını görmek istiyoruz. Çavuşoğlu görüşme öncesi Kudüs'te Holokost Müzesi Yad Vashem'i ziyaret etti. Bakan soykırım anıtına çelenk bırakarak müzedeki anı defterini imzaladı. Çavuşoğlu'nun görüşme sonrası durağı ise Mescid-i Aksa oldu. Doğu Kudüs'ün tarihi sokaklarında yürüyen Çavuşoğlu esnafla selamlaştı. Dışişleri Bakanı Harem-i Şerif'i ziyaret etti. Kubbetü's Sahra'nın önünde fotoğraf çektirdi. El-Aksa Camii'nde namaz kıldı. Çavuşoğlu, İsrail Turizm Bakanı Yoel Razbozov'la da bir araya geldi.
Evet, diplomaside hem böyle ısınma hem böyle bir soğuma hem de ılıklık yaşanıyor. Havalara geçeceğiz. Havalara geçmeden önce Mesutyar Official Instagram'daki hesabımız, bakalım neler geldi. Sabahın ilk hesaplarını bir okuyalım. Gidecek Türk istiyorlar. Ben de gitmek isterim. Türkiye'de ev bulamıyorum. Fiyatlar fahiş. Ne almaya ne kiralamaya. Belki uzayda ev bulurum. Vallahi onu bilmiyorum ama burada bir iddia var. Konutta stok tükendi. Arz açığı artıyor. Konutta stok tükendiyse bu kadar çok konut reklamı neden yapılıyor diyor. İnsan ister istemez soruyor sevgili izleyen. Bilmiyorum senin de aklına geliyor mu? Abi 3 gündür resimlerin arka fonuna tarihi şeyler koyuyorsun. Dikkat edemesinler. Taş yesinler diye koyuyorum efendim. Yani duvarları yiyeceklerine, tarihi antik duvarları yiyeceklerine taş yesinler. Belki kafalar o zaman düzelir, mideye taş oturursa. Bir başka arkadaşımız ne diyor? Şunu diyor. Efendime söyleyeyim. Yazmıştık ama arada da küfürler böyle şeyleri falan onları eliyoruz. Hayırlı yayınlar, emekli maaşı iyileştirme ve saire haberi yok mu diyor Türksev. Vallahi yok, izlemeyeceğim mi? Sen ama bir bekle, belki bir şey olur yani şu Türkiye'de bir saniye bir sonraki saniyeye uymadığı için bir önceki saniyeden bir sonraki saniyenin sözünü vermeyelim. Dilersen her saniye sen bizi takip et, belki gelir. Ne bileyim, bugün uğurlu günündür. Sevgili emekli, sevgili EYT'li, sevgili efendim KHK'lı, sevgili 3600'lü, belki de sevgili atanamayan öğretmen. Belki de bugün uğurlu günündür, sen bizi izlemeye devam et. Evet, hiç kimse, kimsenin kimseyle ilgili hiçbir şekilde zorbaca fikir beyan etme hakkı yoktur. Kardeşim diyor Seçil Küçük Ali, son derecede güzel bir şey söylüyor. Ali küçük ama Seçil'in sözü büyük, yani soyadındaki Seçil Küçük. Ne diyelim o zaman? Küçük değil, büyük söz diyebiliriz. Küçük Ali'ye de selam edip. Efendime söyleyeyim, vekillerden de şu sizin sorduğunuz yahu gani gönlün yerinde mi, nasılsın, bir ihtiyacın var mı sorusunu bir suya bir duyabilsek, vatandaşın bir fikrini alsalar ne küsel olurdu diyor sevgili sana ne kardeşimiz. Ne demiştik, ha, diplomaside ılık hava, soğuk hava vesaire. Senin mesajlarındaki sıcak havayı seviyorum ben. O yüzden mesajını gönder sevgili izleyen. Şimdi nereye gitti bu yaz diyeceğim. Yaz geliyor. Hem de öyle böyle değil ya. Şimdi arkadaşlarla konuşuyoruz. Memleketin batı tarafı bildiğin yanmaya başladı. 30'un üzerine çıkan rakamlardan söz ediyoruz. Hatta İzmir'de bugün 36 derece, 37 dereceyi falan bulacak hava. Doğal olarak hani boğucu bir hava var. Deniz sıcaklıkları arttı, 20'li düzeylere geldi vesaire falan filan. Ama nereye gitti bu yaz diyor Türkiye'nin bazı kesimleri. Yani hani 7 iklim vesaire falan filan vardı ya. 4 mevsim, 7 iklim bundan bahsediyorduk. Öyle 4 mevsim. En azından yaz şeyden düştü. Sonbaharları da düşürmüştük. Ne kaldı geriye? Kara kış. Bu ruhen de söylenebilir. Efendime söyleyeyim, iklimen de söylenebilir ama yazın gelmediği, bir türlü gelmek bilmediği yer, özellikle Mayıs ayının son günlerinde karla birlikte gelen, yaz aylarına girmeyi beklerken karla birlikte yaza giren Kars, Erzurum ve Tunceli'de bir sürpriz şeklinde yaz yüzünü gösterdi. Yani kar yağan yaz olur mu diye soracaksınız ama benim sorum daha net. Yanıt kimde bilemiyorum ama nereye gitti bu kocaman yaz mevsimi denilen şey? Neredeyse Haziran gelecek ve dün akşam başlayan kar yağışı şehri beyaza bürümüş durumda. Haziran ayına günler kala lapa lapa kar yağdı. Yaz başlangıcında kışı aratmayan görüntüler şaşkınlık yarattı. Görüntüler Kars'tan. Hava sıcaklığı eksi 2 dereceye kadar düştü. Akşam başlayan kar etkisini arttırdı. Burada yaşayanlara da Mevlam sabırlar versin. Sarıkamış'a bağlı 2368 rakımlı Handere köyü beyaza büründü. Sarıçam ormanları ve Mayıs ayında açan çiçekler karla kaplandı. Cıbıltepe kayak merkezinde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yağan kar ve soğuyan hava üreticiyi endişelendirdi. Çiftinin hali, kar şimdi çiftliği çok etkiledi. Şimdi hayvanlara bir içeri girecek. Yani böyle bir şey görülmemiştir. Erzurum'dan da benzer görüntüler geldi. Etkili olan sağanak yerini kara bıraktı. Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Karla birlikte tipi de etkili olunca bölge halkı zor anlar yaşadı. Burası da Tunceli'nin Pülümür ilçesi. Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Şimdi geçen hafta bir marketten işte 46 liraya aldığı kızarmış tavuğun 100 liraya yaklaştığını, bir hafta sonra 100 liraya yaklaştığını gören vatandaşımız hayretlerini çifte katlayarak bize iletiyor. Şöyle söyleyeyim, yani tavuğun her tarafı kızarmış mı? Bakın, tavuk başkaları adına utandığı için yüzü kızarmıştır tavuğun. Yani gördüğünüz, o da tabii kelleyi koymuyorlar. Hayvanın kellesini koymuyorlar ama yüze yakın bölgelerde kızarıklığın daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bunu oraya koyan adamın yüzü kızarmıyor ama tavuğun yüzü kızarıyor. O da apayrı bir konu. Ha. Zamsız bir günümüz olmayacak. Zam demiyoruz, buna üç harfli diyoruz. Bunu da bir anlaşalım artık. Benden zam haberi beklemeyin. Ben o yüzden her sabah şöyle bir mutlulukla açıyorum programı. Bugün zam haberi yok ama bugün üç harfli haberi vermeyeceğimin garantisi de yok diyerek günü katlanılabilir hale getiriyorum sevgili izleyen. İzninizle alarak. Evet, sizden gelenleri yavaş yavaş okumaya devam ediyoruz. Ya bir de işin güzel tarafından bakın Allah aşkına diyor Feyhan Emli. Çok da güzel diyor. Yani ne yapıyoruz diyor. İstediğimiz her şeye ulaşamadığımız için, istediğimiz hiçbir şeyi yiyemediğimiz için kilo verdik. Ben şahsen 10 kilo verdim. Ya bu 10 kiloyu spor salonuna ya da diyetisyene de verebilirdim parasını. Onun yerine işte gayet güzel bedavadan 10 kilo zayıfladım diyerek yepyeni bir diyet formülünün şeyini açıyor. Efendime söyleyeyim, kapısını aralıyor bize. Gereksiz diyet gazetelerden, oradan buradan ya da işte dost ağızlarından gereksiz diyet okumaya paydos. Niyet okumaya devam ama. Diyet okumayız ama niyet okuruz. Başkalarının niyetini okuruz. Ben senin niyetini merak ettim. Mesut Yar Oficial Instagram'daki hesabımız. Lütfen yaz, gönder mesajlarını, tam da sırası. Bu arada silahsızlanmak, silaha hayır. Eğer bunda anlaştıysak gerçekten Türkiye'de neredeyse uçan sineğin cebinde silah var. Yani en kötü bir pislik yapıyor. Sivrisinek zaten silahıyla dolaşanlardan bir tanesi. Ama Amerika'da durum fecaati. Dün Hüseyin Güney'in açıklamasına göre 300 milyonluk Amerika'da 450 milyon liralık silah vardı. Ve patates, soğan gibi satılıyordu. Bizde patates, soğan fiyatları aşağı inmediği için silah daha fazla satılıyor. İnanın ki patates, soğandan belki de daha ucuz olduğu için bu kadar çok silah bulunuyor. Ama silahın, yani bireysel silahlanmanın başkenti, efendime söyleyeyim ne diyelim, mabedi Amerika'da 18 yaşına girdiği gün bir katliam yapan çocuk var. Dün verdik haberini. Onun haberiyle başladık. Bakın, katliam silahını doğum gününde kendi almış. Hediye almış. Enteresan. Amerika Teksas'ta ilkokulda 19 öğrenci ve 2 öğretmeni öldüren Salvador Ramos'un 18 katliam silahını reşit olduğu doğum gününde, yani artık cezai duruma kavuştuğu doğum gününde aldığı açıklandı. Kanlı saldırı Amerika'da bireysel silahlanmaya kısıtlama getirilmesi tartışmalarını alevlendirdi. Amerika Başkanı Joe Biden, Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız dedi. Allah'ını seversen. Adamı başkan olarak seçmişler. Adam soruyor ki silah lobisine ne zaman karşı duracağız. Joe Biden da bunu diyorsa hakikaten Biden Amerika diyoruz ama Amerika gerçekten Biden. Bu çocuğun niçin insanları katlettiğini Amerika'nın uzun uzadıya konuşması gerekiyor. Ama aynı konuşmanın bizim içimizde de nedir? Altılı masa, sekizli masa, onlu masa, toplumlu masaya yatırılması gerekiyor. Çünkü durumumuz Amerika'dan farklı değil. Yarın bir gün bir manyağın tırnak içerisinde çıkıp bir okulu basıp insanları katletmeyeceğinin garantisini kim verebilir bize? Bakın, önceki gün İstanbul'un ortasında 27 kişinin katıldığı ve bir sürü insanın yaralandığı bir polisin başından vurulduğu bir silahlı çatışma yaşandı. Bizim Los Angeles'ta hemen hemen her gün silahlı çatışma yaşanıyor. Her gün nereden bakarsan 20'den fazla silahlı çatışma haberi geliyor. Kadın öldürme haberi geliyor. Efendime söyleyeyim, intihar haberi geliyor. İşte yorgun kurşun haberi geliyor vesaire falan filan. Yani Joe Biden'ın sorduğunu bizim politikacıların da kendisine sorması gerekiyor gibi geliyor. Yani eğer Türkiye'de bir silah lobisi varsa, gerçekten Türkiye'de de bir silah lobisi varsa, çünkü bu kadar bireysel silahlanmayı açıklayabilecek başka bir şey yok. Bizim geçmişimizde kovboylar yok çünkü. Hani bir okçuluk lobisi olabilir, kılıç kalkan lobisi olabilir vesaire olabilir. Fakat bunları da görmüyoruz. Görebildiğimiz en kaba, kılıca en yakın şey katana. İşte o da geçen de biliyorsunuz bir sapık gencecik bir genç kızın hayatını doğrayarak almıştı. Efendim söyleyeyim, katana ya da döner bıçağı. Ya bizde bunların lobisi olmayacağına göre o zaman kim kime neyi sıkıyor bunun peşinden böyle bakar gibi bakmamız açıkçası bu işe, suça neden olan şeyi ortaya çıkartıp cezayı sonra düşünmemiz gerekiyor. Önce suçu engelle, cezayı nasıl olsa verirsin. Amerika'ya gidiyoruz. Koca başkanın silah lobisini engelleyemediği
mutluluklar ve hayaller dünyası Amerika'ya. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kanlı ikinci okul baskınına sahne oldu. 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırgan, Texas'ın Uvalde kasabasındaki 600 öğrencinin eğitim gördüğü Robb İlkokulu'na saldırdı. Texas valisi Greg Abbott dün kameralar karşısına geçti. Saldırı hakkında bilgi verdi. Yine aynı kasabada okuduğu liseyi bırakan Latin Amerikalı Ramos, saldırıdan bir süre önce aynı evde yaşadığı büyük annesini başından vurdu. Ardından büyük annesinin arabasını alıp okula doğru yola çıktı. İlkokulun önünde kaza yapan saldırgana polisler müdahale etti. Ancak Ramos okulun arka kapısından içeri girdi. Burada 4. sınıfların eğitim gördüğü sınıfı ele geçirdi ve etrafa acımasızca ateş açtı. Polis ekipleri burada Ramos'u vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan olay yerinde öldü. Geride çok sayıda ölü ve ağır yaralı kaldı. Ölenlerin çoğu 7 ile 10 yaş arasındaki çocuklardı. Ramos, ilkokul saldırısından yarım saat önce büyük annesini vuracağını sosyal medya hesabından paylaştı. Büyük annesini vurduktan sonra ilkokula saldırı düzenleyeceğini de yazdı. Saldırgan ilkokul baskınında AR-15 isimli makinalı tüfeği kullandı. Okulda 223 adet kurşun yağdırdı. Üzerinde çelik yelek de vardı. Valinin açıklamalarına göre saldırganın sabıka kaydı ya da psikolojik rahatsızlığı bulunmuyor. Ancak çevresinden edinilen bilgilere göre çocukluğu zorlu geçmiş, annesiyle de ilişkisi sorunlu. Bu nedenle Ramos'un uyuşturucu bağımlısı olan annesinin yanından ayrılarak babaannesinin yanına taşındığı belirtiliyor. Saldırının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde silah yasası tekrar gündeme geldi. Vali Abbott saldırı hakkında bilgilendirme yaptığı toplantı sırasında Demokratların vali adayı Beto O'Rourke kürsünün önüne geldi. Bağırarak valiyi eyaletteki silah yasasını kısıtlamak yerine gevşetmekle eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da 2020'de polis şiddetiyle öldürülen George Floyd'un ölüm yıldönümünde konuştu. Silah yasasına dikkat çekti. Kongreyi silah alımının kısıtlanması için uyardı. Yakın zamanda Texas'a gideceğini de duyurdu. Saldırının düzenlendiği okulun bahçesi ise çiçeklerle donatıldı. Katliamda öldürülen çocukların yakınları ve arkadaşları bina girişine çok sayıda oyuncak ve çiçek bıraktı. Amerika'nın çok uzun zamandır tartıştığı bir şey bu. Cumhuriyetçiler daha çok silaha yakın duruyor. Demokratlar daha çok silahtan uzak duruyor. Ama demokratlar daha çok kendi ülkelerinin içindeki silahlardan uzak duruyor. Demokrat yönetimlere baktığınız zaman dünyanın her tarafında işte Irak, İran. Efendime söyleyeyim nedir ya Orta Doğu. Orta Doğu coğrafyasına, Afgan coğrafyasına baktığınızda o bölgelerde acaba kimler şeydeyken, iktidardayken silah satışları vesaireler bilmem neler işgaller yaşanmış. Buna bakmanız lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece silah meselesinin bireysel silahlanmayı değil, birey olarak kendi ruhunun, kendi varlığının şeyini de, miladını da sorgulaması gerekiyor. Çünkü kanla, başkasının kanıyla kurulan bir ülke kendi kanında boğularak son bulur. Tarihte bu hep böyle olmuştur. Bir ülkenin tarihi. Evden çıkarken üzerinize almanız gereken 3 şeyden biri silah, bıçak, samuray kılıcı, zıpkın gibi malzemeler oldu diyor sevgili Zekai. Olmasın diye uğraşıyoruz. Bireysel silahlanmaya hayır diyerek. Bir başka arkadaşımız, bana sorarsan pazara pazar arabasıyla gitmek büyük lüks oldu. İçini doldurabilmek ise büyük zenginlik. Pazar arabası olan arkadaşı normal arabası olan arkadaştan daha fazla seviyorum. İçini dolduran arkadaş benim için arkadaş değil, dosttur. Bu böyle biline. Dolayısıyla varsa dostun, varsa dostum yazın gelsin. Hepiniz de dostum. İçi dolu bir pazar arabası fotoğrafı yeter. Seninle dost olabilmem için. Uzun uzadıya konuşuruz. Birbirimize romantik şiirler okuruz. İçinde domates, biber ve patlıcan olan. Devam ediyoruz sevgili izleyen. Bana sorarsan diyor sevgili kardeşim, orman yangınları başlamaz inşallah. Çünkü malum havalar aniden ısındı. Yani bu konuda devletin aldığı bir takım tedbirler var ve işi ciddiye alıyorlar. Ve bakan üzerine bakan açıklamaları, işte bürokrat üzerine bürokrat açıklamaları geliyor. Ne kadar samimiyiz yaşayıp göreceğiz. Ne kadar alçağız yakıp görmeyelim.
Önemli olan bu. Cehaletin de orada çok büyük önemi var. Bu anız yakma meselelerini ne olur? Kuru havalarda, kuru ve rüzgarlı havalarda ne olur yapma? Benim çiftçi abim, benim güzel abim, benim canım abim, kurban olurum yapma. Silah icat oldu, mertlik, geçti o mertlik falan. Onlar eski şey. Okullarda yapılan kermeslere dahi 3 harfli gelmiş. 3 liradan aşağı bir şey gel. Yok. Her şeyi aileler yapıp getiriyor. Ne oluyor 50 liraya, 50 kuruşa, 1 liraya satsan da kalanları gariban çocuklara dağıtsan diyor. Güzel demiş sevgili Mevip kardeşimiz. 3 harf haberine yetişemezsiniz. Her hafta fiyatlar değişiyor. Gramları düşürerek vicdan yok bunlarda ama vicdanlar, değişen vicdan haberini yaparız. Bugünkü vicdan nedir? Borsa endeksi var ya, bugünkü vicdan endeksi yine aşağı yönlü seyretti ve vicdanlar günde %4 oranında değer kaybetti. Dolar, altın vesaire değer kazanırken. Evet, hep vicdanların kaybetmesi enteresan bir şey. Neyse, bu genel bir şey. Bu sadece tabana, sadece halk vicdanını, esnaf vicdanını kaybetti dersek halkımıza çok, milletimize acayip ayıp etmiş oluruz. Seçkilerimizi ayıp edebiliriz. Bunda hiç sıkıntı yok. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada birçok ülkenin korkulu rüyası haline gelen bu maymun çiçeği virüsü var ya, maymun çiçeği virüsü. O virüs hakkında konuştu. Türkiye'de vaka yok dedi. Biz de daha önce 80'li yılların sonuna kadar yapılan çiçek aşısı %80-85 oranında koruma sağlıyor dedi. Dün ilginç bir haber vardı, hatırlatmakla fayda var. Maymun çiçeği virüsü ortaya çıkmadan aşısı geliştirilmişti. Aşısı piyasaya sürülmüştü. Yani bu ne periz diyorsun, yanıt yok. Bu ne lahana turşusu diyor adam. Bu kadar rahat ortalık. Bugüne kadar bizde daha görülen bir vaka olmadı. Maymun çiçeği hastalığı bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Gereksiz bir tedirginlik oluşmamalı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı alarma geçiren maymun çiçeği virüsüne Türkiye'de rastlanmadığını söyledi. Gereksiz tedirginlik oluşturulmamalı uyarısında bulundu. Bakan Koca, aşı çalışmaları içinde aşı bilim kuruluyla istişare halinde olduklarını söyledi. Çiçek aşısının etkinliği %80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Bilim kuruluyla özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz? Bununla ilgili de istişare halindeyiz. Canlı virüs aşısının imha edildiği, olmaması gereken bir geçmiş dönem yaşanmışken bunun gereğinin yapılmadığını görüyoruz. Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik yapılacak yasal düzenlemede sona gelindiğini de açıkladı. Biraz sabırlı olalım, bu çok uzun sürmeyecek. Bunun Temmuz'dan önce olacağını söyleyebilirim. Bazı arkadaşlar Temmuz zammı ile bunun geçiştirileceği yaklaşım içindeler. Böyle bir durumun olmayacağını, grup başkan vekilimiz de Mayıs'ta geleceğini zaten ifade etmiş oldular. Müzeyyen Zengin, tabii zenginliği soyadında kalmış hanımefendi kardeşimizin. Ya ev almak için niye itleniyoruz? Sürekli bir güncelleme geliyor diyor. Ya bu güncelleme de hayatımızın son günlerde literatürümüze, lügatımıza giren en tiksindirici kelimelerden bir tanesi oldu. Zaten ben o yüzden fiyat güncellemesi falan diyorlardı ya zamlar için. Ben zam demiyorum, güncelleme de demiyorum. Artık 3 harfli diyorum. Oradan hareketle yapabilirsiniz. Vicdan var, cüzdan boş. Vicdanı örelim. Cüzdanı örelim, vicdanı nasıl öreceğiz diyor Yılmaz Alibeke. Vallahi Türk insanı hakikaten yoksulluktan kaynaklı olarak büyük kaşiftir. İsviçreli bilim insanları bizim yanımızda ne yemiştir? Yemiştir efendim. Aynen ne yemiş derseniz onu yemiştir. Dün eczanede bile kadın ilaç fiyatları durmuyor dedi. Velev durdu. Alabilecek ilaç var mı? Bulabileceğiniz ilaç var mı? İstanbul'da üstü kapalı bir uyuz salgınından bahsediliyor. Bakın kaşınıyoruz ve ciddi bir şekilde üstü kapalı da açıklanmış, herhangi bir bilim insanının açıkladığı bir veri, bir vesaire yok. Ama hani kulaktan kulağa yakın çevrenizde sohbet ettiğinizde ciddi bir uyuz salgını var. Peki bu uyuz salgını, ya kurban olduğumun bu memleketine, hani muasır medeniyetlere paralel olarak yükselen memlekete bu uyuz salgını nereden gelmiş olabilir? Düşünün bakalım bu nüfus artışı bir anda, tek başına nüfus artışı olmadı, bir anda virüs artışı da oldu. Uyuz ya tarihe karışmış hastalıklar geliyor bizi buluyor. İnsan uyuz olmasa iyi, biz sadece haberlere vesaireye oraya buraya uyuz olmuyoruz ki.
Ciddi ciddi uyuz oluyoruz. Üstelik ilacında da sıkıntı yaşanıyor. Bunu geçtiğimiz aylarda vermiştik zaten. İsmim okunmasın, okumayayım peki. Hayret. Zam olmasa kurbane demiş, çok konuşamam ağzım su dolu demiş, konuşamıyoruz. Yani bizim memlekette zama zam denir ama ben üç harfli diyorum. Can Yücel'in çok güzel bir şeyi vardır. Mahkeme hikayesi. Bu canlı yayında anlatılacak türden bir şey olmadığı için anlatamıyorum ama arama motorlarında arayabilirsiniz, karşınıza gelir. Memlekette bir şeye bir şey dediğimiz vakit o zaman zaten bir adım atılmış, bir kapı açılmış olacak. Yok demediğimiz vakit üzerine üzerine geliyorlar. İstila edebilmek için üzerine üzerine geliyorlar. Neler geldi? Balon balığı geldi, aslan balığı geldi, o geldi, bu geldi, deniz anası geldi. Deniz anası geldi, anaya benzemiyor. Yani hani kiralık anne desen bu kadar kiralık olamaz. Ne oldu? Pusula deniz anası diye bir şey var. Bakın Marmara'da şeyde Çanakkale'de falan filan görüldüğü söylenmişti. Marmara'da yavru rastlanıyor mu acaba derken ahan geldi İstanbul'un burnuna, Tekirdağ sularında görülmeye başlandı. Bu pusula deniz anası kodu mu adamın pusulasını şaşırtıyor. Kendisi pusulasını şaşırmış, gelmiş buraya pusulasını şaşırmış diyeceğiz. Yahu sen çağırmasan. Sen atığınla, efendime söyleyeyim, denize boşalttıklarınla, denize yaptığın çöplük muamelesiyle bunları çağırmasan, iklim kirleniyor derken, efendime söyleyeyim, çevresel kirlilik faktörleri bir bir sayılırken sen bunları yoktan sayarsan, sana pusula deniz anası da gelir, pusulasını şaşırmış. Evet, izliyoruz. Pusula deniz anaları yayılmaya devam ediyor. Çanakkale Boğazı ve İzmit Körfezi'nin ardından Tekirdağ kıyılarında görüldüler. 4-5 tane gördük, ilerlerde de var. Kıyıya doğru geliyorlar, ondan sonra geri gidiyorlar. Peki endişeniz var mı denize girme konusunda kumbağa halkı olarak? Şahsen korkuyoruz. Şahsen korkuyoruz tabii. Biraz daha zehirliymiş herhalde. O yüzden korkuyoruz. Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan pusula deniz anaları kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabiliyor. 1,5 metreyi bulan yapışkan dokunaçlara sahip deniz analarının zehirli olduğu belirtiliyor. Pusula deniz anaları iklim değişikliği nedeniyle Marmara'da görülmeye başlandı. Uzmanlar zehirli pusula deniz analarına karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor. Temas edilmesi halinde amonyak ya da sirkeyle yıkanarak en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği belirtiliyor. Şimdi bana sorarsan Mesut Yar Official Instagram'daki adresimiz, lütfen yazın, gönderin ve gelsin. Kurban Bayramı yaklaşırken kurban kesmek için kredi kartı, çek, senet, vade ile kurban satışları başlayacak. Kesimci finans sağlayan toplam tutarı 12 aya bölüp ödemeyi diğer bayrama denk getirecek ki kesilecek kurbanın borcu 12 ayda bitsin. Aynı uygulama sıcakların bastırdığı dönemde tatil içinde düşünülebilir, ormanlar yanmasın diyor. Evet, Rablaton en azından bir sorumlu bir izleyici olarak, efendim mesela sorumlu bir vatandaş olarak bir öneride bulunuyor. O zaman abicim fazla üç harfli demeyelim. Maazallah şu andaki üç harfler yetiyor. Daha fazlasına ihtiyaç yok diyen zahiri. Üretene sefam olsun oh oh şarkısını gönderiyoruz Bülent Ersoy'dan. Sevgili izleyen üç harfli haberi soranlar ekran başına. Vallahi yoktu. Vallahi geldi dedim ya, bir saniye sonrasını ben sana ne yapayım ya, kesin bir şekilde anlatamıyorum. Ben sana herhangi bir teminat veremiyorum bir saniye sonrası için. Bakın yine bundan bir saniye sonrası için veremiyorum. Ama şimdiki saniyede 3 harfli haberi soranlar ekran başına. LPG'ye, otogaza 37 kuruş 3 harfli geldi. Yani aynı zamanda ona geldiyse tüp gaza da gelir. Yani uluslararası enerji fiyatlarındaki artış ve dolar kurunun 16 liranın üzerini görmesi sonrası akaryakıta bir zam daha geldi. LPG'nin fiyatı gece yarısından itibaren 37 kuruş arttı. Zam pompaya yansıdı. Zamın ardından İstanbul'da 11.24'ten satılan LPG'nin litresi 11.61'e çıktı. LPG'nin litresi İzmir'de 11.18'den 11.55'e, Ankara'da ise 11.48'den 11.85'e yükseldi sevgili izleyen. Bir de hatırlatma yapalım bu vesileyle. Benzine cumartesi günü yapılan 1,02 liralık zamla birlikte benzin fiyatları motorun fiyatlarını geride bırakmıştı. LPG'de artık, yani herkesin tasarruflu olduğu için döşettiği LPG'de yavaş yavaş aynı döşeme koşullarına geliyor.
Şimdi bir 3600 falan söylüyoruz. Bir matematikte efendime söyleyeyim bir şey mi? Bir havuz problemi ya fizikte bir havuz problemi diye soranlar olabilir. Değil. 3600 bekleyen bir sürü memur var. Ama o bu bir sürü memurun nedir? İhtisas alanları da var. Her memura 3600 yapılmıyor. Fakat 3600 ek gösterge. Al sana 3600 ek gösterge diye Hürriyet bugün sürmanşetten girmiş haberi. Birlikte anlamaya çalışalım. Buyurun. İşte 3600 ek gösterge haberin adı. Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede sona yaklaşıldı. Temmuz'da yasalaşması beklenen düzenlemede neler var? Kimi nasıl etkileyecek? Sorular ve yanıtları. 3600 ek gösterge devlet memurlarının maaşlarının emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş ve emekli ikramiyesi artıyor. Yapılacak yeni düzenlemede öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis, yönetici konumunda olan memurlar ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacak. Yani her memuru kapsamıyor sevgili kardeşim. Ek gösterge düzenlemesi sonrası çalışan memurların maaşları 100 ila 200 lira artacak. Emeklilerin maaşları ise %20 oranında bir artış yaşayacak. 5200 lira alan öğretmen emeklisi 6240 lira alacak. 3600 ek gösterge çalışmasının çok önemli bir etkisi de emekli ikramiyelerinde olacak ve 20.000 ila 30.000 lira arasında artış getirecek. Çalışma yılına göre bu rakam 35.000 liraya kadar çıkabilecek. Peki o zaman soralım. Yani banka memurunun kamuda çalışan, banka memurunun kamuda çalışan, tarım memurunun kamuda çalışan, efendime söyleyeyim diğer güvenlik memurlarının jandarması bilmem nesi olsun busu hepsini bir araya koyduğun zaman ne suçu var? Bir diğerlerinin ne tür ayrıcalıkları var? Bunu da açıklanmak lazım. 3601 deyip o biri de oraya koymak lazım sevgili izleyen. Milyonlarca memur bekliyor bakalım ne durumdaymış. 10 güne kadar çıkar diyorlar. 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Çalışma bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Hükümetle memurlar arasındaki toplu sözleşmeyle imza altına alınan ve Şubat ayından bu yana sendikalarla da görüşülen 3600 ek gösterge düzenlemesinde artık sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hazırlıklarını tamamladı. Düzenleme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda ele alınırken 3600 ek gösterge ile sağlanacak yeni hakların mali boyutları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili bakan yardımcıları katıldı. Toplantıda Bakan Bilgin çalışmayla ilgili sunum yaptı. Kapsamı, gösterge artış oranları, kimleri ne şekilde etkileyeceği paylaşıldı. 4 meslek grubu üzerinden yapılan hesaplamalarda emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında düzenleme ile %25'e varan artış olacağı belirtiliyor. Toplantıda düzenlemenin bu kapsamda hazine ve bütçe üzerindeki etkisi de ele alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in düzenlemeyi bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunması bekleniyor. Evet sevgili izleyen hemen altta görüyorsun bir son durumu iletelim size. Müsilaj operasyonu. Müsilaj denizden çıktı ve aramıza katıldığı bir operasyon olarak organize mafya, organize suç örgütlerine karşı sahil kesimindeki 16 ilde eş zamanlı olarak müsilaj operasyonu başlatıldı sevgili izleyen. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemini kullanarak turizmi olumsuz etkileyen suç örgütlerine karşı müsilaj operasyonu başlattı. 16 ilde belirlenen 13 suç örgütü ve bunlara silah sağlayan 17 suç grubuna karşı eş zamanlı operasyon an itibariyle gerçekleştiriliyor. 315 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. Söz konusu kişilere yönelik gözaltı işlemleri de sürüyor sevgili izleyen. Evet sevgili Oğuz Vural diyor ki bana sorarsanız olmaz kurban borç ile olmaz diyor sevgili Oğuz kardeşimiz. İşte yeni bir şey eklemeyelim diyor. Üstadım politika. Dan bahsediyor. Dinle ilgili bir şeyden değil. Yani bir alım gücünden vesaireden bilmem neden. Ne diyorsunuz? Borçlu olmaz kredi kartıyla satıyorlar.
devlet eliyle, efendime söyleyeyim, yardım kurumlarına kredi kartıyla kurban alabiliyorsunuz. Yani bu şeyi, bu güzel, bu fikriniz gayet güzel, bu fikri de kamuya açmanız olağanüstü, ağzınızda bal yesin. Ama lütfen aynı duyarlılığı ve cesareti devlet tarafına da gösterirseniz, hani biz bizi kırmamış oluruz. Diğer vatandaş kardeşimizi, yani insanlar kurban alsın diye bir şekilde fikir ortaya koyanı kırmamış olursunuz. Siz de anlatmış olursunuz meramınızı devlete bir vatandaş olarak. Şimdi burada anlatmanız herhangi bir, ben oldu abicim derim. Bir ikisi oldu sayın hocam der. Ötekisi oldu der ama bir bakarlar. Bütün yardım kuruluşlarına, bütün bilmem neye verilen kurban bağışları kredi kartıyla. Yani dolayısıyla normal, real hayatla bir tutturabilirsek şeyi, fikirlerimizi, o zaman hiçbir sorun yaşanmayacak. Çünkü o fikirler ve o hesap tutmadığı için bu ülkede sevgili izleyen pandemi dönemin etkisiyle artan ekonomik sıkıntılar iflas istatistiklerine de yansıdı. İlk 5 ayda icra dosyalarında 1 milyona yakın artış var. Şimdi doğal olarak bundan sonra en çok konuşulan ya da en çok sarf edilecek cümlenin "yahu neyim var, neyimi alacaksınız, canımı mı alacaksınız" sorusu olması imkanlı mıdır yoksa imkansız mı? Dünya Gazetesi'nin haberine göre ticari ilişkiler ve bireysel kaynaklı borç ödemelerinde yaşanan sıkıntılar icra istatistiklerine de yansıdı. Buna göre geçtiğimiz yıl sonunda 22 milyon 571 bin olan icra dosya sayısı ilk 5 ay itibariyle 1 milyona yakın artarak 23 milyon 497 bine ulaştı. Bir kere Allah kolaylık versin, Allah yardım etsin diyoruz ve parantezi kapatıyoruz. Yaşanan artışın nedeni olarak ise salgın dönemindeki durgunluk ve kurda yaşanan dalgalanmalar gösterildi. Evet, nasıl bir salgınsa yani yerle yeksan etti hem memleketi hem dünyayı. Yani dünyadan kaçsan memleketten kaçamıyorsun. Memleketten kaçsan dünyadan kaçamıyorsun. Topyekün hepsinden kaçsan uzaya kaçamıyorsun. Orada da kriter arıyorlar. Şimdi kiracıya şikayet hattı geliyor. Enteresan bir haber. Milliyet vermiş ve diyor ki 4 bakanlık ortak bir karar aldı. 4 bakanlığın yüksek ev kiraları ile ilgili toplantısının ardından ilk tedbirler de şekillenmeye başladı diyor Milliyet Gazetesi. Anormal kiralarla karşılaşan kiracılar ev sahipleri hakkında şikayette bulunabilecek. Daha sonra E-Devlet üzerinden bir şikayet mekanizması oluşturulacak. Kiracılar fahiş kiralarla ilgili hukuki yardım da alabilecek. Ev sahiplerinin kira beyannamesi verip vermediği de incelenecek. Kanun dışı kira ücretlerine yönelen ev sahipleri yakından takip edilerek yasal sınırlar içinde kalması sağlanacak. Şimdi sevgili izleyen, burada şöyle bir durum var. Bana bir dönerseniz, evet, şöyle bir durum var. Öncelikle vatandaşa, sıradan vatandaşa E-Devlet sistemini nasıl kullanacağız? Şimdi hayatımızın her alanına girdi E-Devlet. Ama sıradan vatandaşa, ya 50 plus, 60 plus'ın üstündeki insanlar dijital dünyayla çok fazla içli dışlı değil. Yani hepimiz öyle büyümedik. Biz şans eseri mesleğimiz gereği öğrendik, ettik, eyledik vesaire falan filan, bu tamam. Ama hani yaşı belli bir şeyi ve çevresinde kimi kimsesi olmayan insanlar E-Devlet'le nasıl içli dışlı haşır neşir olacağını bilmiyorlar. Nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar. Gelelim, yani bu şikayetler E-Devlet üzerinden alınacaksa. Hayır, yani benim vatandaşım şunu ister. Benim elim değsin. Paraysa paraya değsin. Kağıtsa kağıda değsin. Bilmem neyse bilmem neye değsin. Yani somut şey elinin değdiği şeydir. Dolayısıyla E-Devlet üzerinden şikayet, tamam, bir şikayet yaptık. Bu şikayet ne zaman içerisinde şeye konulacak? İcraya konulacak efendim. Yani icraatını ne zaman göreceğiz? Almış başını gitmiş, her ayın başında beni tokatlayıp duran bir ev sahibim varken, tamam, yani ben E-Devlet'in benim dosyamı bir an önce işleme alıp bu konuda ceza uygulama yapmasını bekleyeceğim mi, beklemeyeceğim mi? Yani hızın yani gerçekleşme sürecinin ne olduğunu da bir şekilde anlatılması ve açıklanması gerekiyor. Çok saygıdeğer dört bakanımıza da bu konuda rica ediyorum, istirham ediyorum. Özellikle bu şeyin, bu yeni yapılacak, efendime söyleyeyim, düzenlemelerin hızının, hız limitinin, yani vadesinin ne olduğunu bir an önce açıklanmaları. Evet, öncelikle şu net olarak geçti dört bakanın görüşmesinden. Ev kiralarında fahiş denilen normalin üzerindeki artışlara ağır, aynı fahişlikte ceza geliyor. İki sene sokakta kaldım. Ev kiralık bulamadığım için buldum. 5 bin lira, 6 bin lira. Şu anda ben de aynı şekilde bir icralıyım.
1800 lira olan kiramı mal sahibi yaklaşık 4000 liraya kadar çıkarmak istiyor. Ben de bunu kabul etmediğim için ister istemez şu anda kendisiyle bir davamız var. Fahiş kira artışı ve ev sahiplerinin haksız tahliyeleri, dertlisi de mağduru da çok. Kira fiyatlarına yeni düzenleme için ilk adım atıldı. Kira fiyatları yüksek yani. Millet yani kiralık yer bulamıyor yani. İnsanlar gelip burada ağlayanlar var, biliyor musunuz? Ben buna canlı şahidim. Kira fiyatlarının TÜFE oranına göre belirlenmesi gerekiyor ve Nisan ayının TÜFE oranı %34,46. Ama ne var ki bazı ev sahipleri kat ve kat daha da fazla fiyatı arttırıyor. İki katına, hatta 3 katına kadar çıkabiliyor. Örneğin burada baktığımızda 85 metrekare bir evin kiralık fiyatını görüyorsunuz, 5000 lira. Oysa ki bir yıl önce bu evin fiyatı 2000 liraydı. Yani bir yıl içinde %150 zamlandı. Bu fahiş orandaki kira artışlarına karşı 4 bakanlık harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı bir araya geldi. Toplantıda kira artış oranları ve çözüm ele alındı. Edinilen bilgilere göre en hızlı şekilde uygulanabilecek formül denetim ve cezai yaptırım olarak belirlendi. Mevzuat diyor ki kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Hassas bir çalışma yürütüyoruz. Gerek yeni kiralayacak konutların kira fiyatlarını bir düzenleme altına alacak çalışmayı bir hafta 10 gün içinde tamamlayıp milletimize paylaşacağız. Bu kapsamda borçlar kanununda kira artışını düzenleyen maddenin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için denetimleri artırarak bir ceza mekanizması getirilmesi planlanıyor. Uzun vadeli çözüm olarak kiralık konut arzının arttırılması formülü üzerinde duruluyor. Yani TOKİ ve belediyeler aracılığıyla sadece kiraya verilmek üzere ucuz konut üretilmesi masada olan bir diğer gündem maddesi. TOKİ ve devlet kanalıyla yapılan yerlerin çoğalması lazım ki şu ortalıktaki kiralık ev sıkıntısını birazcık hafifletsinler. Yoksa bizim milletimiz fırsatçı olduğu için bu durmayacaktır yani. Kiralık ev için değil aslında, dar gelirli ev sahibi yapmak lazım. Yani ömür billah beni niye elimi kolumu bağlıyor ki? Hayır, çözüm değil bunlar. Çözüm hakikaten halk tip evler yapmak. Bugün Avrupa'da örnekleri var. Konut üretimini teşvik etmek adına bazı vergi istisnalarının getirilebileceği belirtiliyor. Kiralara Hollanda modeli, yani tavan fiyat getirilmesi formülü de değerlendirildi. Ancak bu formüle sıcak bakılmadı. Vallahi hani bana sorarsan devletin zenginden al, fakire ver yasası çıkarması lazım. Banka hesaplarına ve gayrimenkullere göre işlem yapılması, yani insanların hakikaten varsınlığına göre işlem yapılması gerekiyor diyor sevgili Harun kardeşimiz. Bir başka arkadaşımız, tanıdığım büyükler ömür boyu ömür bir sınav derdi. Eskiden nasihat verirlerdi. Şimdilerde kimi görsem gün bir sınav diyorlar. Çünkü gün boyu bir sınavdan geçiyoruz diyor sevgili Cana Mi Yüksel. BDDK'nın taksit kısıtlaması insan haklarına aykırı. Olan veya olmayan, paramı dilediğim gibi harcarım diyor sevgili Bahri. Bir başka arkadaş da, bana sorarsan bir kesim eli yağda ve balda bir yaşıyor. Hak ve hukukun hemen hemen tüm toplumun şeyine, tüm satına yayılması gerekiyor diyor Konya kardeşimiz. Elden alanlara, kira alanlara kanıtı nasıl bulacağız diyor. Bir başka arkadaşımız, doğru, masadayken sayın bakanlar bunun da bir konuşsunlar. Aynı zamanda şu şeyi, stopajları ödemek kiracıya düşer. Kiracıya düşer. Onu bana sormuşsunuz. Ev sahibi vergi şeyini öderler ama stopacı kiracı ödüyor bizzat. İş yerleri için sormuşsunuz bunu. İş yerlerinde stopacı maalesef ödeniyor. İşte böyle bir kanun çıkartılmış. Belki o kanun gözden geçirilecek ve değişecek. Sebze meyve, çarşı pazar vesaire vesaire. Gitmeyelim mi oralara? Gitmeyelim. Bugün Perşembe. Perşembe pazarı vardı İstanbul'da. Hala açılır mı bilmiyorum ama tatlı pazardı. Çocukluğumuz, gençliğimiz oralarda işte kimi zaman da küfe taşıyarak geçti. Neyse, böyle ezber ettik hayatı. Hayat öyle kolay ezber edilmiyor. Ya Mesut Bey, bu kadar sözcüğü, kelimeyi vesaireyi bilmem neyi nereden biliyorsun diyorlar. Kitap okumak elbette. Okumak elbette, diplomalı olmak elbette ama hayatın sana öğrettiği kelimelerin boşluğunu herhangi başka bir kelime dolduramaz. İstediğin dilden al, onun yerini dolduramaz. Çünkü hayatın sillesi en baba öğretmen kelimesinden daha ağırdır. Unutulmaz. Bazen öğretmenlerimizin bize verdiği o güzel nasihatleri unutuyoruz ama hayatın sillesini yiyenler,
o yedikleri silsin, acısını asla unutmaz. Bunu tabii bir öfke ve kin meselesine çevirmek yerine bir ders meselesine çevirmek lazım. Niye lafı bu kadar uzattım? Ne kadar gereksiz kimi zaman uzatıyorum ama istiyorum ki daha çok kelimeyle, daha çok kelime haznemiz dolsun taşsın. Daha çok kelimeyle düşünelim. Pamuk elleri klavyeye gönderelim. Mesut Yar Oficial'a mesaj gönderelim ki hep birlikte düşünmüş olalım. Birbirimizin sağlamasını yapalım. Şimdi hep çıkacak değil ya. Hep üç harfli çıktı, üç harfli ortalıkta dolaşıyor diyecek değiliz ya. Şimdi demiyoruz. Bu sefer de düştü. Hadi bu da beş harfli olsun. Hay maşallah diyelim. Bakın havanın ısınması ile birlikte üretimin artması sebze ve meyve bazı eser miktarda sebze ve meyvede fiyat düşüşüne neden oldu. Nedir? Salatalık, biber gibi kendisini böyle şampiyon zannedenler ve doğal olarak sene içerisinde üç harfli şampiyonluğuna koşanlar yavaş yavaş ne yaptı? Formdan düştü. Koşuya geride devam ediyorlar artık. Mevsim sebzeleri bunlar düştü. Ve fakat domates ve patates. Domates ve patates inatçı çıktı. Ben düşmem birader diyor. Ben çaptan da düşmem. Ben ringten de düşmem. Ben klasmandan da düşmem. Bende bir referans kaybı olmaz. Bana gelse gelse üç harfler gelir diyor. Anlatıyorlar haberde. Tam bir düşüş haberi vermek bir türlü nasip olmadı. Hakkınızı helal edin. Soğuk ve yağışlı havaların geride kalmasıyla meyve sebzede üretim arttı, fiyatlar yavaş yavaş düşmeye başladı. Yaklaşık bir ay önce 15 liraya satılan marul 5 liraya, 10 liraya satılan salatalık 4 liraya düştü. Ürünlerin çoğunda fiyatlar geriderken bazı istisnalar da var. Bir tek kırmızı kapya biberi var. O pahalı olmadığından dolayı onun haricinde bütün ürünler düştü diyebiliriz. Domates biraz sorun. O da önümüzdeki hafta daha makul bir seviyede olur. Bunun haricinde patlıcan, kabak bunların hepsi düştü. Biber cinsleri çok düştü. Mevsim normallerine döndü. Sadece domates biraz yüksek geliyor şu anda piyasa için. O da güney illerimizden geldiği için sadece bir bölgede satışlar iyi. Onu da bekliyoruz. Ben düşüşünü hala bekliyoruz. Domatesin yanı sıra patates ve soğanda da fiyatlar henüz yüksek. Patates yeni ekimler Adana bölgesi yeni yeni başlıyor. Don vurmuştu üreticimiz ikinci ekimi yapmak zorunda kaldı. Patates maliyetli bir ürün. O şu anda 8-10 lira aralığında yeni patates. Kuru soğanın yenisi çıktı. Onlar da 2,5-3 lira aralığında üretim bölgemizde Adana'da. Fiyatı en çok düşen ürünlerden biri salatalık. Üreticiler zarar etmemek için fiyatın daha fazla düşmesini istemiyor. Üretici için de bu düşen fiyatlar gerçekten çok sıkıntı oluyor. Örneğin salatalık neredeyse sökecekler yerinde. Çünkü 0.50 ile 1-1.5 aralığında 2.5 ile 3 lira arası, 2 lira ile 3 lira arası tüketim bölgelerinde. Onu da göz ardı etmemeniz mutlaka üreticiyi de düşünmek zorundayız. Evet, 10 adım önce salatalık 5, 10 adım sonra 3 kilosu 5. Şimdi ben kazıklandım mı? Zeynep bunu benden duymuş olma. Sevgili kardeşim bunu benden duymuş olma. Bunu söylemeyeceğim sana asla ve asla söylemeyeceğim. Peki ev sahipleri ne yapsın tek kirayla geçinmek? Onları hep söylüyoruz Meltem. Onları hep söylüyoruz. Fırsatçı denilen meselelerin kim olduğunu biliyor. Bu ülkede 300, 500, 600 bin Allah daha fazla versin. Eğer hak yoluyla, helal yoldan kazandıysa. Şeyi olup, ya ben mi söyleyeyim, gayrimenkul olup. Yani oralardan darphane gibi para basanlar var. Yani o darphane gibi para basanlar doymak bilmeyen şeyi. Yahu sonuç itibariyle 3 metre kalıbına göre 5 metre. De ki 9 metrelik kefenle gidebilirsin. Alabileceğin şey yani aldığın istediğin kiranın %1'iyle alabilirsin onu. Gerçi kefen de Amerikan bezi kaput falan filan o da pahalandı. Ama yani sonuç itibariyle doymayanlar için bu haberler. Öyle tek şeyle yaşayanlar için değil. Zaten onlar o kadar mütevazı insanlar ki. Bir şey söylerken yüzleri kızarıyor. Telefonda o yüz kızarıklığının sesini duyuyorsun. İnsanlar yaşamak zorunda ama birbirlerini anlamak zorunda. Her şeyde. Bugün Perşembe pazarı var gitmeye korkuyorum diyor. Hadi bir arkadaşı pazardan ettik ne olur. Sakın ola beni dinlemeyin. Şimdi. Ya uzaya biliyorsunuz vatandaş göndereceğiz ama önce biz düğüne gelinle damat gönderelim. Vallahi billahi yapalım. Önce gelin ve damat gönderelim. Onların kriterlerini oluşturalım. Onların kriterleri yerli yerinde olsun. Bir hayat bize düğün olsun değil mi? Gelin damat mutluluğu kanatlandı uçuyor sevgili izleyen.
Uzaya bizden önce gitmezlerse iyi, mutluluk olarak. Gelin ve damat değil. Gelin ve damat mutluluğu. Yani nedir o? Düğün mutluluğu. Uzaya bizden önce fiyatı gitmezse iyi. Evlenecekleri, yeni evlenecekleri yakından ilgilendiren bir haber var sırada. Geçen yıla göre beyaz eşya mobilya yeni bir evin kira maliyeti toplam 120 bin liraya ulaştı. Dolayısıyla hani cep delik cepken delik diyen herkes için, beyaz eşya sektörü temsilcileri BDDK'nın kapısını çaldı. Sektör temsilcileri diyor ki kredi kartına taksi sayısının arttırılmasını istiyor. En azından hem sektörün hem de gelin ve davanın küçük de olsa bir mutluluk yaşayabilmesi adına. Ben de çeyrek fiyatlarının düşmesini bekliyorum. Sırada 300 tane falan düğün var gitmem gereken. Baktığınız ürünün genel ortalaması nasıl fiyat olarak? Uçuk. Kimi düşük, kimi uçmuş durumda. Evlilik sezonunun başlaması ile birlikte bu yıl 1 milyona yakın çiftin dünya evine girmesi bekleniyor. Ancak yükselen döviz kurları pek çok sektörde fiyatları da arttırdı. Yeni bir ev kurmanın maliyeti en az 120 bin lirayı buluyor. Bu bir yıllık süreçte fiyatlar da ciddi şekilde arttı. Ciddi şekilde arttığı için mobilya alacak insanlar geçen yıl 15 bin liraya bulduğu ürünü bu yıl 30 bin liraya bulmakta zorlanıyor. Yeni evlenecek çiftlerin nispeten daha rahat ulaşabileceğini düşündüğümüz düğün paketlerinden biri bu paket. İçinde TV ünitesinin de olduğu bir oturma grubu var. Hemen yanında yatak odası takımı var, gardırop içinde. Ve son olarak yemek odası takımı da var. Bu grubun tamamı 62.900 lira. Ancak bu pahalı geldiyse ürünleri tek tek almak da mümkün. Yemek odasının sadece fiyatı 13.066 lira. Ne alacaksınız? Yatak odasının şeyine, yan taraflarına işte telefonunu falan şarjına koymak için şöyle küçük bir komodin baktım. Yok ya falan. Ne kadar fiyatlı? 3500 dedi bir komodine. Mobilyada kredi kartına taksit sayısı 9. Sektör temsilcileri alım gücünü artırabilmek için BDDK'nın kapısını çaldı. Mobilyacıların, perakende mağazacıların genelde talebi bu şu. Geçen yıllarda biz 2 taksit yapıyorduk. Bankada artı 3 artı 5, artı 7 gibi bankasına göre değişen promosyonlar uyguluyordu. 2 ayın vade farkını firmalar karşılıyordu. O 3, 4, 5'i de bankalar karşılıyordu. İnsanlar peşin fiyatına taksitli ürün satın almış oluyordu. Bu gerçekten herkesi, iki tarafı da memnun eden bir çalışma olmuş vaziyetteydi. Biz bunun yeniden geri gelmesini istiyoruz. Sadece mobilya sektörü değil, beyaz eşya sektörü de taksit sayısının artırılmasını istiyor. Bu dönemde bankalarımızın yapacağı bir takım kampanyalar hem iç piyasadaki bu durgunluğu aşma anlamında fayda sağlayacaktır. Hem de çiftlerimizin çok daha rahat ürünlere ulaşmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla bankalarımızdan 9-12 taksit gibi bir takım ödeme kolaylıkları bekliyoruz bu dönemde. Ve kiralık evler. İstanbul'da kira ortalaması 5 bin lira. Depozitoya verilecek ücret de 5 bin lirayı buluyor. İşin içine emlakçı, taşınma masrafları ve abonelikler de girince yeni bir eve taşınmak en az 20 bin lira. Hal böyle olunca yeni evlenecek çiftleri kabarık bir fatura bekliyor. Evet, Mesut Yar Oficial, pamuk eller klavyeye fikir saksılarını çalıştırıp böyle fidan orman yapacağız. Sevgili izleyen, düşüne düşüne bulacağız. Çıkış yolunu düşüne düşüne bulacağız. Çıkış yolunu. Ha sen şimdi kara kara düşün. 120 bin lira ya ben bunu nasıl taksitlendireceğim vesaire. Ya evlenme kardeşim. Evlenme, paran yoksa evlenmeyeceksin. Bu kadar net. Ama abi biz birbirimizi çok seviyoruz. Olmaz. İki gönül bir olursa samanlık seyran olur hikayesi bitti. Ne bu ya? Ya böyle kötü bir kayınpeder gibi konuşuyorum. Hakkınızı helal edin. Ben bu değilim. Ama şunu da içim kaldırmıyor. Şunu. Şimdi evlatlarımız için bir gelecekten bahsediyoruz. Bir düğün geleceğinden nedir? Bir yuva kuracaklar. Ve yuva içerisinde o sevgili, birbirlerine olan sevgilerini birbirlerine akıtacaklar. Belki böyle böyle sevgi büyüyecek. Sevgi bir kar topudur, büyür ve çığ olur. Sen ne ekersen onu biçersin. Fırtına eker, rüzgar ekersen fırtına, ateş ekersen yangın, sevgi ekersen hakikaten huzur biçersin. Ve fakat yok, 120 bin liradan başlıyor. E ne istiyor? Tüccar diyor ki, esnaf, ne tüccarı, tüccar mı kaldı? Diyor ki ya bunu bir taksitlendirin. Ya ödemese bile en azından ben şeyi kurtarayım. Gerçi nasıl ödeyecek? Ama şu da var. Gelin Hindistanlı, damat Pakistanlı.
Yaşadıkları yer Amerika. Tanışıyorlar, aşık oluyorlar. Düğün için Türkiye'yi seçiyorlar. Ya bildiğin dünya atlası gibi olmuş bu haber. Her yerden katılım var. Baya parayı kazanan ülkemiz oldu ki insan sadece ona sevinebiliyor. Ama bir yanda 120 bin liralık maliyet, bir yanda ver babacım coşkuyu. Amerika'da yaşıyorlar. Biri Pakistan, diğeri Hindistanlı. Düğünlerini ise Antalya'da yaptılar. Hindistanlı Smita ile Pakistanlı Ferhan Amerika'da yaşıyordu. Gençler birbirine aşık oldu, evlenmeye karar verdiler. Önce aileler karşı çıktı ama sonra çocuklarının isteğine uydular. Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim nedeniyle iki ülkede de düğün yapılamadı. Genç çift düğünleri için Antalya'yı seçti. Gelin ve damadın aileleri, dostları Antalya'da bir araya geldi. Önce plajda çiftin dini nikahları kıyıldı, sonra da Hindistan gelenekleriyle düğün başladı. Gelin damadın ayağını yıkadı. Davetlerin kıyafetleri de, düğün alanının süslemeleri de rengarenkti. Danslar edildi, yemekler yenildi. İki tarafta gönüllerince eğlendi. Pakistan'da düğün yapsak Simita'nın ailesi gelemeyecekti. Hindistan'da evlensek benim ailem gidemeyecekti. Bana Amerika'ya okula gittin, orada milyonlarca insanın içinden bula bula bir Pakistanlıyı mı buldun dediler. Daha sonra Ferhan'ı tanıyınca onlar da çok sevdi. Evlenmemize izin verdiler. Hint düğünleri veya diğer düğünler alternatif turizmi tetikleyen detaylar. Bizim asıl hedefimiz nitelikli turizmi ve ürün çeşitliliğini yaymak. Düğüne gelemeyenler için de internet üzerinden canlı yayın yapıldı. Mesut abi, yeni evlenenlere devlet taşınma yardımı versin, abonelik ücreti almasın, 6 aylık kira parasını ödesin. Ne yaptın babacığım, kurban olur mu? Devlet sana ne yapacak? Evlilikte öyle, nikahta keramet vardır nedir, özdeyişini yürürlükten kaldırıyorum der, alamazsın. Alamazsın. Abi evlilik işi zor. Tek dert mobilya değil ki yani. Sen biliyorsun, bunu bir bilene sormalı. Vallahi nereden bileyim? Yani sonuç itibariyle bir bileni vardır elbette. Her şey zam, her şey zam. Fakat bayilerde sıfır araba yok. Trafikte eksilme yok. AVM'ler hınca hınç dolu. Ben de bunu anlamıyorum diyor. Onur'un da kafası karışmış. Bir de bize bunu açıklasın. Ben bir tanesini açıklayabilirim. Bayilerdeki araba eksikliği pandemiyle başlayan yedek parça şeyinden, çip sorunu bilmem ne falan filan. Üzerine de ÖTV, KDV, MTV falan derken geçmiş olsun. Yani onu bulamıyorsun. Zaten gelenlerin hepsinde bayi değil şey alıyor biliyorsun. Galerici alıyor. Galericilerin gidiyorsun ya da o sarı sitelerin biçtiği değeri alabiliyorsan alıyorsun. Ha şeye gelirse AVM'lerde ne tür AVM'lerden bahsettiğini bilmiyorum ama hınca hınç dolu olan bir dükkan gördüysen bana konumu atarsan oralara kadar gideriz. Ha niçin bizi seçmişler? Burada onlara göre çok ucuzmuş Türkiye'de. Düğün çok ucuz. Ha Türkiye bu turizm geliri aslında düğün turizmi harikulade gidiyor. Sağlık turizmi harikulade gidiyor. Yani şimdi Sezar'ın hakkını Sezar'a. Bakın sağlık turizminde Türkiye hakikaten Avrupa'nın en iyi ülkesi haline geldi. Düğün turizminde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldi. Yok ucuzdur vesaire de bilmem. Sizden çok daha ucuz ülkeler var ya. Ya gerçekten hani çöp ülkeler var. Tamam mı? İnsanlar daha ucuz diyor, oraları tercih edebilir ama bizim ülkemiz en azından cennete hani ucuza cennete girmiş oluyor. Bu dünya cenneti. Öteki tarafın cennetine o düşünülür. Neyse o sonranın işi, şimdinin işi değil. Hani sonuçta koştuğumuz vallahi ben şey yapmadım, vurmadım, yanlışlıkla düştü. Koştuğumuz bir takım şeyler var. Evet, sıradaki habere gidiyoruz. Nişan aldı, tetiğe bastı. Karşı ateşle işte böyle vuruldu. Görüntüler, biri polis, 7 kişinin yaralandığı İstanbul Kapalı Çarşı girişinde pazartesi yaşanan esnaf çatışmasına ait. Silahların patlamasıyla birlikte kalabalık caddede büyük panik yaşanıyor. Aralarında turistlerin de bulunduğu genci yaşlısı kadını erkeği panikle kaçacak yer arıyor.
Kalabalık çekildikten sonra kameraya polisle birlikte iki kişi daha yansıyor. Polis memuru o sırada vurulan meslektaşının yanına koşuyor. Polis uzaklaşınca yeleğinin altında gizlediği tabancayı çıkartan kişi ateş etmeye başlıyor. Ancak karşı taraftan gelen kurşunla bir anda vurulup yere düşüyor. Bir arkadaşı ise yanından ayrılmıyor. Acı içinde kıvranan adamın yanına kısa süre sonra polis de geliyor. Yaralı kişi üzerindeki suç aleti tabancasını ise arkadaşına verip olay yerinden uzaklaştırılmasını sağlıyor. Yere düşen ve eşyaların arasına karışan ateş ettiği ikinci tabancayı ise bir başkası alıp yaralının beline sokuyor. Vurulan kişi de diğer yaralılarla birlikte hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan o kişilerden biri de olayla ilgisi olmayan, yaptığı alışveriş sonrası elindeki poşetle sadece oradan geçen bu vatandaştı. 27 kişinin gözaltına alındığı olayda neyse ki can kaybı yaşanmamıştı. Sıradaki haberde fincan düşürecek kadar varmış sevgili izleyen. Çok konuşuluyor ya bugünlerde vesaire bilmem ne. Canlı yayınlarda kimi zaman insan hakikaten şey tutamıyor. Kendisini eline koluna ya da aklına fikrine sahip olamıyor. Çünkü insanız. Önü konu, önü sonu, eni konu insanız. Ve sonuç itibariyle böyle şeyler oluyor. Ama benimkisi tamamen kazayan oldu. Fakat biliyorum ki bu birinin laneti. Onu çok iyi biliyorum. Birinin laneti. Fakat evet yani insan... Hakikaten tırnak içerisinde eskilerin deyişiyle zıvana derler ya şeyler altlıklar için. Zıvanadan çıkmadan olmuyor. Ya İstanbul'un orta yerinde böyle bir şey yaşanması. Bırakın hani İstanbul lobisini yurt dışında pazarlıyoruz ya İstanbul'umuzu. Ya bir şekilde eski kent, old town derler efendim. Eski kentte yaşanan böyle bir şey. Ya tarihi yarımada içerisinde yaşanan böyle bir şey insanları korku içinde bırakır ki dün oradan bir esnaf arkadaşla konuştuk. Ciddi bir şekilde kalabalık azalması yaşandığını söylüyor. Ne oluyor? İki şey grup birbirine girmiş. Grup nedir abi? Grup nedir? Dün getirmiştik ekrana sevgili izleyen. Efendim söyleyeyim. Adana'da bir hanımefendi. Yani saplantılı bir aşk kabusu yaşıyor. Asansörde saldırıya uğruyor, evinde darp ediliyor. 42 yaşında kadın. Hıçkıra hıçkıra yalvararak kameraya ağlıyordu. Ne diyordu? Ne olur beni kurtarın. Yani yaşadığı hayat bir korku filmi. Bir korku filminin fragmanı gibi. Görüntülerin devamı da geliyor üstelik. Yani görüntüleri dün vermiştik. Görüntülerin bir de devamı geldi. Taciz, işkence, tehditle suçlanan adam zorla girdiği evden bir türlü çıkmıyor. Görüntülerde izleyeceksin. Peşine düştüğü kadına iliklerine kadar ölüm korkusunun ne olduğunu yaşatıyor. Ya kimin kime bunu yaşatmaya hakkı var? Biz bir muz cumhuriyeti değiliz. Ya sen de şempanze değilsin. Yani sonuç itibariyle kim kimin? Yani bir Tarzan mı gerekti? Yani bir orman kanunu, bir fantom mu gerekti? Bir Zagor mu gerekti? Ahyak deyip alıp taş şeyini, baltasını gelecek. Neyse bu 45 yaşındaymış bu arkadaş. İçeride şimdi. Ama dışarıya çıkıp pundunu bekliyor. Bakın benden söylemesi. Yarın bir gün haberini inşallah okumam. Dayak, taciz, tehdit, alıkoyulma. İddiasına göre saplantılı adam genç kadına 11 aydır kabusu yaşattı. Yeni ortaya çıkan görüntüde Fide uyarlar, korkudan evine giremiyor. Çünkü... Git benim hayvanım, git bu evden. Git bu evden. Git, bana öyle katil katil bakma, git bu evden. Git, git bu evden. Korkuyorum senden, yeter, bıktım. Git, git. Bak ben şimdi oraya koş. Koş, ben buradan bağırırım, koş. Bu çekiyor çünkü, koş. Köpeklerini gezdirirken tanıştığı adam iddiasına göre 42 yaşındaki Fide Uyarlar'ın hayatını çekilmez hale getirdi. Dün akşam 6.30-7'de evime komşunun balkonundan atlayarak geldi. Köpeklerimi öldürmekle beni tehdit etti. İddiasına göre genç kadını evinde alıkoyup iki kez darp etti. Tecavüze de yeltendi. Çırılçıplak soydu. Tecavüz etmeye kalktı. Dedim yedersen bunu da kullanacağım. Tecavüz etmekten vazgeçti. Saldırgan apartmanın içinde de karşısına çıktı. Fide Uyarlar tam asansöre binerken. Seven insan sevdiğine bunu yapmaz. Bunu yapmaz. Sevgi değil bu, takıntı, hasta. Bu şimdi girecek, birkaç ay içeride kalacak, çıkacak.
Yine gelecek benimle uğraşacak. Bu görüntüde ise zanlı sanki kendi eviymiş gibi rahatça genç kadının koltuğunda oturuyor. Genç kadınsa balkondan gitmesini istiyor. Evime dün gece zorla girdi. Şu anda da burada. Bakın. Kurtarın beni bu adamdan. Bunu internete atacağım. Çık. Kendimi de çekeceğim bu şekilde. Çık bu evden. Çık bu evden. 42 yaşındaki kadın korku dolu, adamsa bir o kadar rahat. Köpeklerimi bak alıyor. Köpeklerimi alıyor. Köpeklerimi alıyor şu anda. Köpeklerimi alıyor, onları öldürmekle beni tehdit ediyor. Git. Bak git, bağırmak istemiyorum, git. Git. Bak ihbar etmek istemiyorum seni, git. 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 Hayır, konuşmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Hayır, ben burada konuşacağım o zaman. Genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan 45 yaşındaki adam ifadesinde sevgili olduklarını, eve zorla girmediğini, kavga ettiklerini iddia etti. Konut dokunulmazlığının ihlali, alıkoyma, taciz, tehdit ve darp suçlamalarıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ben öldükten sonra benim hakkımı savunmayın. Bir acayip iş ve selam, deli dolu yazar kalem, yazdığı da ne ipe sapa gelmez kelam der Timur Selçuk bir şarkısında. Evet, yani hakikaten izleyince haberleri, yazdığımızda, suya yazdığımızda ne ipe sapa gelmez kelam. Çünkü bir şeyi düzeltiyor mu düzeltmiyor mu bilmiyor. Büyüksün baba, zamları bile senden dinlemek güzel. Aşırı kullanmayın, bağımlılık yapar. Yapmayın, gülmeyin. Abi yeme yine zam gelmiş, vatanı millete, üreticiye hayırlı olsun. Acaba neden kuzu para etmiyor da yemciye çalışıyoruz resmen diyor sevgili kardeşimiz Ceylan. Şimdi ya, şimdi şeyli iş grupları, meslek grupları da birbirlerine suçlar oldular. Bu ne, çayda çıra oynar gibi. Bizde hani memleketin durumu çayda çıra. Yani sonuç itibariyle meslek grupları da birbirlerine suçlar oldu. Masadakileri dikkat aldım. Sabah sabah kahkaha attırdın diyenler eyvallah. O da üzerimizde el değer bardak düşer. Nazar diyelim, öyle şeyler olabiliyor. Önemli olan tabii ki, önemli olan birileri adına hakikaten şeyden çıkmak. Sabır kotasının patlaması ve onların sesi olabilmek. Ve fakat tabii onların sesi olabilmek için temsil etmemiz, onların sesini temsil etmemiz gereken adres de biliyoruz. Bu kadar net. Bizi temsil etmesi gerekenlerin olduğu yer. Milletimize ses olabilmek için. Sessizlerin sesi olabilmek için temsil adresi bellidir. Gidersin, temsilini edersin. Mikrofon sende sevgili izleyen. Dolayısıyla biz şunu yapıyoruz. Kendi kendini temsil et. İlla fikrini orada burada kıraathanede vesairede açıklamana gerek yok. Açıkla, bu televizyon programında oturuyoruz. Birlikte konuşuyoruz. Sabah sabah dertleşiyoruz. Kimseyle bir derdimiz olamaz. Kimseye laf yetiştirmeye, kimseye tırnak içerisinde sokmaya çalışmıyoruz. Yani bizim meselemiz kendi meselemiz, iki arkadaş gibi. İki arkadaş gibi. O yüzden sayın izleyen diyorum. Çoğulu kullanmıyorum. Sayın olan sensin. Teksin. Benimle birlikte oturduk, böyle karşılıklı konuşuyoruz. Bazen ler ekini kullanmama takılanlar vardı. Artık onlar da artık takılmıyorlar. Öyle şeyler geçti gitti. Anladık ki bize bizden başka dost yok. Bize, bana senden, sana benden başka dost yok sevgili izleyen. O yüzden bana sorarsan dersen, yaz gelsin Mesutlar Oficiyal'a, yaz gelsin, dertleşip gidiyoruz işte. Şimdi neyi anlatacaktım ben sana? Kafayı bir toparlayayım. Ha. Akıl firar ederse, tamam yani akıl firar ederse, Hüseyin Bolt'u 100 metre koşusu var ya, dünyanın efsane. Hüseyin Bolt'u peşine tak, o aklı yakalayamaz. Şimdi, yer Türkiye. Olayın karakterleri Afgan, baş karakter bir Afgan baba, bir korku filmi olarak düşün, ilk giden karakter o adamın eşi, ikinci giden karakter o adamın iki öz çocuğu, son giden karakter de kendisi olacaktı ki kendisi gidemedi, kendisi gidemedi kaldı. Türkiye'de yaşandı bu. Yani bir Afgan karısını bıçaklayıp öldürdü. İki öz evladını terastan aşağı attı. Balkondan aşağı attı. En son kendi canına kıymaya geldi ki sıra. Kendi canına kıyamadı ya da kıyılamadı. Her neyse. Dilerim bunun acısını yaşar ve ömrü boyunca çeker. Sonrasında of of. Hmm.
Aracı kenara, ambulans geliyor. Eşini bıçakladı, iki çocuğunu da üçüncü kattan attı. Sonra da kendi atladı. Anne ve çocukları hayatını kaybetti. Kan donduran haber Aksaray'dan geldi. Afgan uyruklu Sultani ailesi bir akrabalarını ziyarete gelmişti. Karı koca arasında tartışma çıktı. 35 yaşındaki adam mutfaktan aldığı bıçakla 26 yaşındaki eşini 5 yerinden bıçakladı. Göz dönmüş adam biri 3, diğeri 4 yaşındaki iki kızına yöneldi. İki çocuğu da 3. kattaki evin balkonundan aşağı attı. Sonra kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bir ekip sokaktaki yaralılara müdahale ederken biri de eve çıkıp ağır yaralı kadınla ilgilendi. Abi koyacaksın, koyacaksın. Koyacaksın. Abi bu bizi akşam geldi. Senin neyin oluyor? Anne, iki çocuğu ve baba hastaneye kaldırıldı. 26 yaşındaki kadına iki çocuğundan kara haber geldi. Yukarıdan atmış işte aşağıya. Sonra kendini de atmış. Bunlar misafir olarak gelmiş bu eve. Dün gece yatmaya gelmişler. Ailesini katleden Afgan uyruklu adamın tedavisi devam ediyor. Anne ve çocukları naaşıysa yakınlarına teslim edildi. Ordu'nun Ulubey ilçesinde siyanürlü altın arama yapmak istiyorlar. İstemiyoruz köylüler olarak diyor sevgili Zeynep. Tülinketenci, Güllük sokakları, Milas Güllük sokakları çukur çukur. Biz buradan saygılar kaymakama iletelim. O da kendisi saygılar belediye başkanına ne olur. Milasların sesini, Güllüklülerin sesini duyun. Jandarmanın trafik kontrolünde durduğu kamyon 7 Emin otoparkına çekildi. Şimdi bu insanlar nereden geliyorlar da ülkede bu tip cinayetleri vesaireyi bilmem neyi işliyorlar dersen o kamyonun kasası açılıyor. Ortalıkta çil yavrusu gibi dolaşan, kaçan, koşuşan şeyleri, kaçakları görünce anlıyorsun nereden geldiklerini. Kocaeli'de jandarma trafik kontrolü sırasında durdurdu kamyonu. Sürücünün C sınıfı ehliyeti yoktu. Araç 7 Emin otoparkına çekildi. O sırada kasanın kapısı açıldı. İçerisi kaçak göçmen doluydu. Abi bu ne abi? Bu ne abi? Beşi çocuk 27 Afgan kaçmaya çalışırken cep telefonu kameraları da kayıt altındaydı. Yani bu kadar insanı buraya dolduruyorsunuz, yazık, günah değil mi abi? Kocaeli Valiliği aralarında Pakistan, İran ve Bangladeş uyruklu kaçaklarında olduğu toplam 35 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Diğerlerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Kamyon şoförü ise tutuklandı. Abi bu ne abi? Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan kaçaklar İl Göç İdaresi geri gönderme merkezlerine gönderiliyor. Daha sonra ülkelerine iade için resmi süreç başlatılıyor. Bu kapsamda Erzurum Göç İdaresi'nde tutulan 272 kaçağın evrak işlemleri tamamlandı. 272 düzensiz göçmen 2 charter seferiyle Afganistan'ın Kabil kentine gönderildi. Ya böyle işte, geldikleri gibi giderler demişti Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Efendim, Gebze-Yeni Kapı seferini yapan Marmaray treni fotoğraflı taciz iddiasıyla karıştı. Bakın, bir kadın cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark etti. Kalabalık zanlıyı anında yakaladı. Cep telefonunun kayıtlarına bakınca hanımefendinin iddia ettiği şeyin doğru olduğu ortaya çıktı. Önce fotoğraflar silindi, sonra da yabancı uyruklu olduğu belirtilen zanlı neredeyse tarihten siliniyordu. Yine bir fotoğraflı tacizci kadınları görüntülerken yakalandı. Ya arkadaş, hepiniz fotoğraf sanatçısıymışsınız da ülkenizde sergi alanı bulamamışsınız gibi davranmayın şu ülkeye. Fotoğrafının çekildiğini fark edince Marmaray karıştı. Taciz şüphelisi vatandaşlar tarafından darp edildi. Sen bu konuda sessiz kalmayın lütfen ya. Olay Gebze Yeni Kapı seferini yapan Marmaray treninde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu şüpheli yolculuk yapan kadının fotoğrafını çekip paylaşırken yakalandı. Şuraya bak. Ne yaptığını zannediyorsun? Yani çek. Yolcular tarafından telefonu alındı ve çektiği fotoğraf silindi. Tepki giderek arttı. Trende başlayan arbede peronda da devam etti. Şüphelinin güvenlik görevlerine teslim edilmesiyle gerilim sona erdi. Abim
Bir başka izinsiz görüntü çekme olayındaysa genç kadını kimseler sakinleştiremedi. Şüphelinin yanına gitti, önce tükürdü, sonrasında darp etmeye başladı. Taciz iddiası İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. İddiaya göre bir kişi telefon kamerasıyla üst geçitteki genç kadını videoya çekti. Durumu fark eden bir kişi genç kadını uyardı. Kadın çevredekilerden yardım isteyerek şüpheliyi durdurdu. Şüphelinin telefonundan kadının videosu çıkınca kadın şüpheliyi darp etmeye başladı. Taciz mağdurunu kimseler sakinleştiremedi. Peş peşe tekme ve tokat darbeleriyle tacizcisine saldırdı. Taciz şüphelisi kadının şikayeti üzerine polis merkezine götürüldü. Bir köpek saldırısı haberi var. Ya önemli olan artık yetkililerin şu işi halledebilmesi. İki türün de canı yanmadan. Sağlık merkezinin önünde bekliyordu. Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir sağlık merkezinden. 4 aylık bebeğini kontrole getiren Burcu Gökçe merdivenlerde beklerken iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Gökçe bacağından yaralandı. İlk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Mahalle sakinleri başıboş dolaşan köpeklerden tedirgin olduklarını söyledi. Sabahleyin işe zor geliyoruz. 15 tane köpek toplanıyor. Dün bir bayanı da ısırdı. Biz korkarak geliyoruz işe, çocuklarımızı okula zor yolluyoruz. Sabah saatlerinde toplu bir şekilde bunlar saldırgan bir halde geziyorlar yani. Ve biz zor şartlar altında işe doğru geliyoruz. Biz bunun için belediyeye birçok kez mesaj attık. Zor durumdayız. Çok köpek saldırısı bizim sağlık ocağımıza çok sık geldi. Daha küçük çocuklar kendilerini koruma alanında. Evet, bir ufkum, bir inancım, bir geleceğim, evlatlarımız, Ada Yılmaz. Kız okula ne zaman gideceksin diye soruyordum. TÜBİTAK'a atıklardan yaptığı şeyle resmiyle gidiyor. Coşkun Yılmaz'ın kızı Ada Yılmaz. Gurur duyuyor. Gurur duyuyor da insanlı. Evet sevgili izleyen, bana sorarsan bugün 26 Mayıs Perşembe. Ben Deniz Mesutyar, birazdan ortak yayına geçeceğiz. NTV'de devam ediyoruz. Akla durgunluk veren bir haber var Adana'dan. 37 yaşındaki baba 17 yaşındaki kızının sevgilisi olduğunu öğrenince deliye döndü. 25 yaşındaki sevgiliye tuzak kurdu. İddiaya göre sosyal medyada bir kız ismiyle açtığı hesaptan genç adama buluşma teklifi gönderdi. Buluşma noktasında çıkan silahlı çatışmada ise tuzakçı baba öldürüldü. Valla nasıl filmler dönüyor hayatta, bir sakin değilim. Baba kızının erkek arkadaşına tuzak kurmuştu ama kendi canından oldu. Adana'da 37 yaşındaki Mesut Toprak, 17 yaşındaki kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrendi. 25 yaşındaki adamdan ayrılmasını istedi. Genç kızın ayrıldığı erkek arkadaşı mesaj atmaya devam edince baba onun peşine düştü. Akıl almaz bir plan yapmıştı. Cansu ismiyle bir sosyal medya hesabı açtı. Kızının eski erkek arkadaşıyla iletişime geçti. Sonra da ona randevu verdi. Baba randevu saati elinde tabancayla bekliyordu. Eski sevgilisi ise iki arkadaşıyla gelmişti. Genç adam otomobille sokağa girer girmez baba ateş etti. Araçtaki bir genç de karşılık verdi. Bacağı ve başından yaralanan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Polis operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Ateş açan eski erkek arkadaşın yanındaki gençlerden biriydi. O tutuklandı, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bursa'da işlendi kadın cinayeti. Acı hikayenin başı da sonu da bildik. Artık ezberledik bu hikayeleri. Bir dönem ilişkiyi yaşadığı kadının peşini bırakmayan bir adamdan bahsediyoruz. Önce onu öldürdü, sonra kendisini. Keşke sırayı şaşırsaydı diyor insan bazen. Artık beni rahatsız etme demek için buluşmuştu. O buluşmada öldürüldü. Katili kendi canına da kıydı.
Bursa'da yaşayan 36 yaşındaki bir çocuk annesi Derya Karya bir süre önce eşinden ayrıldı. O süreçte doğalgaz tesisatçılığı yapan Erkan Talat Çetin'le tanıştı. Bir süre arkadaşlık yaptılar ancak genç kadın eşiyle barışıp Çetin'i terk etti. İddiaya göre 43 yaşındaki Erkan Talat Çetin genç kadının hala peşindeydi. İkili bir sitenin bahçesinde buluştu. Derya Karya artık beni rahatsız etme demek için oraya gitmişti. Bunu söyleyince de eski erkek arkadaşı tabanca çekip önce onu vurdu. Sonra da tabancayı kendi kalbine çevirip tetiğe bastı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Karya ve Çetin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama ikisi de kurtarılamadı. Erkan Talat Çetin'in 4 ayrı suçtan sabıkasının olduğu öğrenildi. Kastamonu'da toprağa verildi. Derya Karya ise Bursa'da son yolculuğa uğurlandı. Önce akıl sağlığı, mesela Ruhi diyor ki ya şimdi o dilimle satılan karpuzlara yakın geçmişte pazarda satıcılar ikram ederdi. Adana'da bile dilimle karpuz satılıyorsa kimse tarımda kalkınmadan söz etmesin. İnşallah olacak. Tarımda kalkınma olacak. Tarıma yöneltilen bütçeler artacak ve Türkiye tekrar yüzü gülen bir üretici ülke haline gelecek. Tarımda ve hemen hemen her alanda buna inanıyoruz. Ama akıl sağlığımız bir yerine gelsin. Çünkü Beylikdüzü'nde meydana gelen maddi hasarlı bir kazayı göstereceğiz. Ondan sonra yaşananlar bizim her şeyden önce sağlık ama ondan da önce akıl sağlığına ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Kazaya sinirlendi, eline aldığı taşla kazaya karışan araca vurmaya başladı. Öfkeli sürücünün cinnet getirdiği o anları vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Olay Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç ve bir cip maddi hasarlı kazaya karıştı. Cipin kadın sürücüsü diğer aracın sürücüsünün olay yerinden ayrılmasına kızdı. İddiaya göre kadın sarhoştu. Eline bir taş alıp araca saldırmaya başladı. Aracın camlarını, aynasını kıran, kaputa zarar veren kadın uzun süre sakinleşemedi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken öfkeli kadın aracıyla olay yerinden ayrıldı. Dün ekranınıza getirmiştik görüntüyü. Mersin'de silahlı saldırı görüntü. Çatışmanın yeni görüntüleri geldi. Silah sesleriyle yankılanan sokak bir anda karışıyor. Şarjörler bitene kadar silahlar çekiliyor. Çatışma ancak polis ekipleri, garip hanım ya artık memurlar, gerçekten üzülüyor insan, gelince bitiyor. Yani kovboyculuk falan oynamıyor bunlar. Kurşun çıkarken de degav ses çıkartmıyor. Dinleyin bakın. Sokak ortasında güpegündüz silahlar patladı. Çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Mersin'de bir yıl önce işlenen cinayet davası sonrası taraflar mahalle arasında çatıştı. O anları bir mahalleli cep telefonu kamerasıyla böyle kaydetti. Vallahi sıktılar birbirlerine. Yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde taraflar beyaz araçtaki husumetlerine ateş açtı. Diğer tarafta karşılık verdi. Sokakta silah sesleri yankılandı. Bir kişinin kolundan yaralandığı çatışmada saldırganlar sokağa giren polis ekiplerini görünce otomobille kaçtı. Aracı takibe alan polis 3 zanlıyı gözaltına aldı. Bir firari ise aranıyor. Vallahi sıktılar birbirlerine. Görüyorsunuz işte her yerde silah var. Her yerde silah var. Her yerde silah var. Demin arkadaş içinde şey dediler. Kaya nedir? Dağı yerinden söküp öyle saldırsaymış. Şişede durduğu gibi durmuyor. İstanbul Ataşehir'de kendisine bıçakla zarar verdikten sonra komşusuna saldıran bir kişi bahçedeki köpeği bıçakladı. Saldırgan gözaltına alındı. Allah'ım akıl ver. En çok şimdi lazım. Demin köpeği kızanlar, bir de buraya bakalım.
İkinci kattaki evinde kendini yaralayan adam komşusunun bahçesine atladı. Burada köpeği bıçaklayarak yaralayan saldırgana ev sahibi ve çevredekiler müdahale etti. Zanlı gözaltına alındı. 35 yaşındaki adamı daha önce eşini ve çocuğunu dövdüğü için polise şikayet ettiklerini de bildirdiler. Ve Star NTV ortak yayınında saatinde başındayız. Nedir günlerden? 26 Mayıs Perşembe ve haber veriyoruz. Birazdan manşetler sizinle olacak. Birazdan efendime söyleyeyim hava durumu sizinle birlikte olacak. Çünkü doğuda kar yağıyor, batı aldı başını gidiyor sıcaklıkta. Tüm o ayrıntıları vereceğiz ama ve mesajlarınızı da okuyacağız. Bana sorarsan Mesut Er Official Instagram'daki hesabımız. Önemli. Marmara bölgesinde olası bir deprem tsunami'ye de neden olabilir? Kimi uzmanlar bunun altını özellikle kalın kalemle çiziyor. Tarihte Büyük İstanbul depremlerinde tsunami gerçekleştiği biliniyor sevgili izleyen. Kayıtlara baktığınızda görüyorsunuz ama hani tsunami bizim o filmlerde izlediğimiz boyutta değil. Olmasa bile İstanbul için zararlı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi'nin ortak çalışmasıyla tsunami eylem planı yapıldı. Denize kıyısı olan ilçelerde risk durumuna bakılması gereken görsel panolar hazırlandı. Ve bugün gazeteler bunu korku filmi gibi pano diye verdi. Gerçi geldi mi alır götürür tsunami dediğin. Ne gelir ne gider inşallah. Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan kentler olası bir depremde tsunami tehdidi altında. Dere yatakları, nehir ağızları ve limanlar büyük risk taşıyor. Dere yatakları. Limanlar her türlü tekne barınakları en fazla hasar görebilir durumda olan yerler. Tsunami'nin etkisini yaşayacağımızı söyleyebilirim. Tsunami 3 metreden fazla tırmanırsa can kaybı mutlaka olur. Bir depremin habercisi yok, deprem olur. Tsunami'nin habercisi var, deprem. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sahillere tsunami eylem planı kapsamında uyarı levhalarından sonra şimdi de bilgilendirme panoları yerleştirdi. Panolarda tsunami anında yapılması gerekenler gösteriliyor. İstanbul'u tsunamiye dayanıklı hale getirmek için Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi ile birlikte ortak bir çalışmaya başladık. Bu çalışmamızın amacı olası bir tsunami ile birlikte gerçekleşecek riskleri ve tehlikeleri en aza indirmek. İstanbul'da Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan 17 ilçenin tsunamiden etkilenmesini bekliyoruz. Silivri'den Beşiktaş'a, Üsküdar'dan Tuzla'ya kadar olan sahil şeridindeki ilçelerimiz tsunami riskiyle karşı karşıya kalacak. İstanbul'da 17 ilçe 131 noktada tsunami bilgi panoları bulunuyor. Evet abi artık şeytan ayak ayak üstüne atıp bize gülüyordur. Çünkü ona mesai şansı vermiyoruz diyor sevgili Fatma. Çiftçi ekse de verimli ürün alamıyor. Tohumlarda iş yok sanırım. Bir kök biber almıştım. Brezilya biberiymiş. 3 senedir vallahi aynı kök süs bile olamadı diyor. Günaydın, hayırlı yayınlar. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Artık her yerde tsunami levhaları konmaya başlamış. Ben gördüm, şahidim haberinize diyor. Teşekkürler Mikato. Halimiz nereye gidiyor? Çocukları okula götürdük. Eşim ekmek kuyruğunda, ben patates kuyruğunda bekledim. Allah sonumuzu hayretsin diyor bir başka arkadaşımız. Şimdi TRT zammı, elektrik cihazlardan alınan TRT bandrol ücretlerinde değişiklik yapıldı. Fiyatları 3 harf geldi. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı sevgili izleyen. Buna göre TRT bandrol payı cep telefonlarında %10'dan %12'ye, akıllı kol saatlerinde %8'den %14'e, bilgisayar ve tabletlerde %2'den %4'e yükseltildi. MP3 çalar, sinema sistemi, navigasyon cihazları ve televizyon veya radyosu olan elektronik cihazlarda ise TRT bandrol payı %8'den %14'e çıkarıldı. Televizyon, video, kamera ve radyolardan alınan TRT bandrol payı ise %16'da sabit bırakıldı. Sevgili izleyen, son dönemde her ülkede sıkça görülen silahsız soygun girişimleri var. Onlardan bir tanesi kayda alındı. Kuyumcu çalışanları nasıl onları püskürttü, daha doğrusu kayda alınmış. Bu silahsız soyguncuların yöntemleri şu: silah milah taşımıyorlar. Ura, ya Allah, bismillah diye giriyorlar. Bismillah demiyorlardır, besmele çekmiyorlardır. Yerle yeksan edip çalabildiklerini çalıyorlar, yıkıyorlar, döküyorlar, kaçıyorlar. Ha, bu sefer bir sıçramışlar, iki sıçramışlar, üçte feleğin sillesini yemişler. Feleğin değil de akıllı esnafın.
Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde lüks mağazalara yönelik çete hırsızlıkları arttı. Kalabalık geliyorlar ve mağazayı birkaç dakikada talan edip gidiyorlar. Ama bu kuyumcu hazırlığıyla hırsızların korkulu rüyası oldu. Kaliforniya eyaletinde kuyumcuyu soymaya çalışan maskeli 4 hırsız, çalışan ve mağaza sahipleri tarafından direnişle karşılaştı. Soygunculardan biri elindeki çekiçle mücevher ve altınların bulunduğu cam tezgahı kırarken, biri kuyumcu çalışanı, ikisi mağaza sahibi olmak üzere 3 kişi hiç düşünmeden soygunculara saldırdı. Sanki ekip halinde bugüne hazırlanmışlardı. Dükkan sahibi yumruklarıyla kadın çalışan, tekmeleriyle arkadan koşup gelen dükkanın kadın ortağıysa elindeki tabure ile daldı kavgaya. Sergiledikleri direnişle soyguncuları püskürtmeyi başardılar. Bu bizim korumak istediğimiz aile işimiz. Bizim olanı koruma konusunda çok güçlü ve kararlı hissediyoruz. Sevgili izleyen, İstanbul Sultan Gazi'de iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Tekmeli sopalı kavgada taraflardan biri kavga ettiği kişilerin üstüne otomobilini de sürdü. Yaşanan dehşet anlarını çevre sakinleri cep telefonuyla kaydetti. Şimdi çevre sakinleri diyoruz ama sakin kalabilecek kimse var mı aramızda, ya da bu kadar sakinliğe pes diyebiliriz? Sopalar, tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Ortalık savaş alanına döndü. Meydan savaşını andıran kavga İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. Aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaştı. Çıkan tartışma kısa sürede sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri olay yerinden uzaklaşarak otomobiline bindi. Ardından da otomobili hızla tartıştığı kişilerin üzerine sürdü. Kavga otomobilden indikten sonra da devam etti. 4 kişinin yaralandığı kavga polis müdahalesiyle son buldu. Bu haberi gazeteden okuyacağım. Hemşirelik okuyan Dilara İzmir'de arkadaşıyla birlikte motosiklette giderken ehliyetsiz bir sürücünün kurbanı oldu. Beyin kanaması geçiren kız 145 gündür bitkisel hayatta. Çarpan kişi serbest. Kızının durumuna çok üzülen anne Yasemin Aldanoğlu'nun acısını sürücünün tutuklanmaması ikiye katlıyor. Anne buna isyan ediyor. Ah Dilara. Hayat doluydu Dilara. Neşeli, başarılı ve gencecikti. Ama 145 gündür yaşam savaşı veriyor, oksijen cihazına bağlı, bilinci kapalı. İçim çok yanıyor, çok. Köz gibi yanıyor. Doktorları tıbben bir adım daha gidebileceğini sanmıyor. 24 yaşındaki Dilara Aldanoğlu Kıbrıs'ta hemşirelik eğitimi almıştı. Üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıyordu. Dedi ki anne o hastalara faydalı olmak istiyorum. Akademisyen olmayacağım demişti. Yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için Kıbrıs'tan İzmir'e geldi. Geldiği gün sarılamadım kızıma, öpemedim, koklayamadım. Eve çıkıp üzerimizi değişip öyle sarılıp öpüp koklayacaktım. Şimdi de koklayamıyorum enfeksiyona karşı riskli. Dilara bir arkadaşının motosikletine binmişti. Arkada oturuyordu. Kaskı da yoktu. Kaza oldu. Motosikletle bir otomobil çarpıştı. İki genç kız yaralandı. Otomobil sürücüsü ehliyetsizdi. Hiçbir şekilde tepki vermiyor. Sadece göz açıp kapaması var. Arkadaşı tedavisinin ardından taburcu oldu. Otomobil sürücüsü serbest bırakıldı. Çocuğum bu durumdayken kişinin dışarıda olması da beni derinden yaralıyor. Ne diyebilirim ki? Diyecek şeylerim çok var, çok. Dilara ise o günden bu yana hastanede tam 145 gündür yaşam savaşı veriyor. Kişinin ehliyeti bile yok. Kızımın kolu kanadı kırıldı. Nefes almakta bile zorlanıyor. Kızımın nefesi bile kendi nefesi değil diyor doktorları. Gözümün önünde yüreklerim köz gibi yanıyor. Yasemin Aldanoğlu kızının hep yanında ama bu süreç kolay değil. Biz yıprandık, yıprandık. Ya çalışamıyorum. Kızımın başından gidemiyorum. Ayrılamıyorum. Hayat bizim için karardı. Değişik bir döngünün içindeyiz. 47 yaşındaki anne umutla iyi bir haber bekliyor. Benim kızım iyileşecek.
güçlü benim kızım. Abisi çok güçlü. Hadi güzel bir haber verelim. İtalya'dan geldi. Güzel habere bak ya. Bir kasaba, her türlü habere konu oluyor. Sicilya adasındaki kasabaya ilgili nedeni evlerin 1 euroya satılıyor oluşu. 1 euro. Kasabaya yerleşen çok sayıda Amerikalı var. Benim bildiğim 2 yıl önce vermiştik biz bu haberi. O zaman başlamışlardı 1 euroya satmaya. Ama mallar hala elde olduğuna göre anladığım kadarıyla ciddi bir seri sorun sıkıntısı var ya da tamamı defolu evlerin. İtalya'nın Sicilya adasındaki bu kasaba küçük bir Amerika'ya dönüşmüş durumda. Çok sayıda Amerikalı Sambuca di Sicilya kasabasına yerleşti. Kasabaya Amerikalıların bu ilgisinin nedeni ise evlerin 1 euroya satılması. 2019'da kasabadaki 16 konut 1 eurodan satışa çıkarıldı. Ardından geçen yıl bu kez 10 konut 2 euroya satışa çıktı. Düzenlenen açık artırmada evler 500 ila 7 bin euroya alıcı buldu. Fiyatları duyan çok sayıda Amerikalı kasabadaki evlere talip oldu. Washington'ın hareketli yaşamından kaçarak sessiz ve doğa güzelliğiyle dikkat çeken kasabaya yerleşen Amerikan vatandaşlarından biri de Mesut Ahmedi. It's the oldest slow pace of the life here because where we live, where we come from the United States. Sadece 1 euroya satılan evi gördük ve beğendik. Buradaki atmosferi sevdik. Amerika'da hayat hızlı akıyordu. Burada daha yavaş. Yemeklerin, manzaranın tadını çıkarıyoruz. Çevremiz üzüm bağlarıyla dolu. Buraya gelince gençleştik. Kasabanın belediye başkan yardımcısı Giuseppe Giacioppo da Sambuca'nın doğal güzelliklerine dikkat çekiyor. İtalyan rüyası hala devam ediyor. Los Angeles ve Chicago'dan buraya gelenler kayıp kokuları ve tatların yanı sıra insanlığı da tekrar hatırlıyor. İnsanlar sayılardan ibaret değil. Kasabaya yerleşenlerin sayısının önümüzdeki aylarda daha da artması bekleniyor. Perili filan evler ya da şey yani hani bir euro da pahalı ya. 1 euroyu düşünürsen değil mi? Parayı evet, değil. Sevgili kardeşim Dilek Çalışkan bize hafta sonunu anlatacak. Hoş geldin Dilek, anlat bakalım. Hoş buldum. Nedir son durumumuz? Sıcaklıklar yükseldi dedik. Pazar ve pazartesi günü biraz daha yükselecek. Daha o yazın o sıcak havasını hissedeceğiz. Ege 35-36 ne diyor bu Ege ya? Evet, ne iç Ege öyle. Ama iç Ege'de zaten kolay çıkıyor sıcaklıklar bu mevsimden itibaren. Şimdi İstanbul, Marmara ve Kuzey'de evet öğle saati sıcak oluyor ama akşamları gayet serin oluyor. Hı hı. Bizi rahatsız etmeyen bir hava var. Ancak pazar ve pazartesi günü rüzgar Lodos'a dönecek. Şu anda Karayel yönü ülke genelinde. O yüzden geceler çok sıcak olmuyor. Hı hı. Pazar ve pazartesi Lodos olacağı için daha sıcak sıcak esecek. Basık. Daha basık bir hava olacak. Yani biz biraz rahatsız edecek bir hava olacak. Ama İstanbul pazartesinden sonra hep bu değerlerde olacak hemen hemen. Yani çok bizi bunaltan bir hava olmayacak sadece pazar ve pazartesi dışında. Peki hep böyle güneşli mi devam eder? Hayır, dün de söylemiştim. Muhakkak her gün 3-4 kentimizde yaz sağanağı olacak. Ya olsun bir sağanak geçişi bereket, olacak. Bereket diyelim ona, öyle diyelim. Ama işte bu yağışlar bazen çok şiddetli oluyor. O yüzden sıcak havayla birlikte. Pek diyemiyoruz, anladım. Kışın olan yağışlar evet bereket ama yazın olan yağışlar biraz hızlı sevmiyoruz gelip diyorsun. Aniden gelip yağıp gittiği için onları pek sevmiyoruz. Bize iyi gelmiyor. Şimdi mesela bugün nerelerde var? Tamam, bugünkü yağışlar daha orta halli. İç Ege'de olacak, öğle saatlerinden sonra oluyor daha çok. İşte Burdur, Isparta'dan itibaren Afyon, Denizli tarafları. Buralarda bir sağanak geçişi olacak. Gökte gürleyebilir. Ayrıca Trakya'da, İstanbul'un belki Avrupa yakası bir iki ilçesinde, Yalova tarafında da böyle bir geçiş olacak akşamüstü. Bu geçişler böyle kısa değil mi yani? Kısa. 15-20 dakika. İşte, evet, kısa sürüyor. Zaten hem şiddetli hem uzun sürse Allah o zaman vermek. Evet olur. İşimiz çok zor olur. Yarın da İç Anadolu'da var. Pazar günü de hava sıcak, sıcaklıklar yükseliyor dedik pazar günü için. Yine Marmara bölgesindeki birkaç noktada yağış ihtimali var. Zaten şiddetli gördüğüm yağışlarda ben Instagram'dan da uyarıyorum. Dilek'in havası. Evet, oralarda uyarırım. İşte pazar günü şiddetli olabilecek yağışlar varsa. Ama genel durum bu. Yani güzel. Bizi bunaltacak olan pazar ve pazartesi günkü hava. Karadeniz'deki o Doğu Karadeniz'deki kar yağışları artık kesildi. Hı hı. Oraya günlerdir zaten kar yağıyordu Yüktep dağlarına. O yağışlar da kesildi artık. Hafta sonu oldukça sıcak bir hava olur Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgemizde de. Anladım. Peyniri, ekmeği alıp, peyniri koyduk. Ekmeği alıp
şey bekliyoruz herkes hafta sonu pikniğe bekliyoruz diyorsun. Hep beraber. Pazartesi o zaman yarın yok program. Pazartesi görüşür müyüz inşallah? İnşallah görüşürüz. Hadi bekliyoruz o zaman. Bir hafta sonu. Peki efendim aynen öyle. Önce bir manşetlere gidiyoruz. Sonraki manşetlerde buluşuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan Anadolu Efes oyuncularını Beştepe'de kabul etti. Anadolu Efes yönetici, teknik heyet ve oyuncularını tebrik eden Erdoğan, sporda elde edilen başarıların gençleri spora daha çok teşvik ettiğini söyledi. Üst üste ikinci kez Euroleague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes basketbol takımımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Anadolu Efes basketbol takımımız gibi kulüplerimizin ve bireysel sporcularımızın gösterdikleri başarılar gençlerimizi amatör ve profesyonel spora daha çok teşvik etmektedir. İster Düzce'de ister Türkiye'nin herhangi bir coğrafyasında her insan altılı masaya baktığında kendisinden bir parçayı orada görüyor. Kim olursa olsun. Geçmişi ne olursa olsun, altılı masaya baktığında, o liderlere baktığında kendisinden bir parçayı orada görüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce'de muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nı fiyat istikrarı sağlayamamakla suçladı. Yarın sabah hangi ürünün kaç lira olacağını kimse bilmiyor. Yarın sabah doların kaç liraya çıkacağını kimse bilmiyor. Yarın avro ne olacak kimse bilmiyor. Hiç kimse önde göremiyor. Fiyat istikrarını sağlamak zorunda olan, anayasaya göre, yasalara göre zorunda olan kurum ne iş yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Eli kolu bağlanmış. İyi Parti Türkiye'nin birinci partisi çıkacak. Pazarlıksız, şartsız, koşulsuz bu ülkenin hak edilmiş iktidarı biz olacağız. Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 seçimlerine ilişkin önemli mesajlar verdi. İktidar iddialarını ortaya koyan Akşener'in sandık güvenliği açıklamaları dikkat çekti. Kaya gibi sağlam irademizle seçimin bekçisi olacağız. Hiç merak etmeyin, sandıkla gelenler sandıkla gidecekler. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan 289 davanın hepsi tamamlandı. 6 yıl süren yargılamalar sonucu 3000 sanık ömür boyu hapse mahkum edildi. Davalarda 2870 sanıksa beraat etti. Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge çalışmasında sona yaklaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme, Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan toplantıda gözden geçirildi. Düzenlemenin bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Ortak bir çalışma kuruyoruz, yürütüyoruz ve bu yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde de vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğimiz, bu noktada gerek kira artışlarını takibi noktasında, gerek kira artışlarının bedelleri, oranları noktasındaki düzenlemeler için bir çalışma yapıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan fahiş kira artışlarına çözümle ilgili yeni bir açıklama geldi. 4 bakanlık tarafından çalışma yürütüldüğünü söyleyen Bakan Kurum, 10 gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmanın sonuçlarını paylaşacağını belirtti. İnşallah yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki yapılacak düzenlemeyi de milletimizle paylaşacaktır. Vatandaşımız müşteri olsunlar. Mevzuat belli. Mevzuat diyor ki kira artış oranı enflasyon oranını geçemez. Kira bedelleri de rayiç bedellerinin konutlarda 20'de birini, ticaret ünitelerde de 15'te birini geçemez diyor. Artan maliyetler nedeniyle astronomik zam gören bir sektörde öğrenci yurtları. Yurt fiyatları ortalama ikiye katlandı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre artık İstanbul'da ortalama bir özel yurdun aylık ödeme tutarı 4000 liradan ucuz değil. Şu anda yurda yıllık ödemem yaklaşık 30 bin. Çıkmayı düşünüyorum. Ev benim için daha karlı olacak. Geçen yıllarda doğalgaz için kış aylarında aylık 4000 lira, 5000 lira gibi rakamlar verirken bu yıl 10 bin lira çıktı. Ben hem çalışıyorum hem okuyorum. Mecburiyet aile bizlere bir yere kadar destek olabiliyor. Bu milli göreve başvuru için uzaya gov.tr adresini oluşturduk. Belirlenen o eğitim şartlarını sağlayan 45 yaşından genç
tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu görev için başvurabilirler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında bir Türk'ün uluslararası uzay istasyonuna gönderileceğini açıklamıştı. Başvurular alınmaya başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gitmek için 31 bin kişinin başvurduğunu söyledi. Seçilecek bir Türk vatandaşını 2023 yılında bilimsel faaliyetler yürütmek üzere 10 günlüğüne uluslararası uzay istasyonuna göndereceğiz. Burada başvuru yapmak üzere sisteme kaydını yaptıran vatandaş sayımız 31 bin ve ben uzaya gitmek için şartları taşıyorum diyerek kaydını tamamlayan vatandaş sayımız da şu anda 225. Biz muhataplarımıza PKK, PYD ve YPG arasında hiçbir farkın olmadığını, bunlar arasında yapılan ayrımların bizim açımızdan hiçbir anlamının ve karşılığının olmadığını açık ve net bir şekilde ifade ettik. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin itirazları sürerken Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşti. İsveç, Finlandiya ve Türk heyetleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 saat süren görüşmede bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın net mesajlar verdi. Türkiye'nin kaygıları somut adımlarla karşılanmadığı takdirde süreç ilerlemeyecek dedi. Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvim çerçevesinde karşılanmadığı takdirde sürecin ilerleyemeyeceğine dair mesajımızı çok net bir şekilde ifade ettik. İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde 15 yıl sonra ilk ziyaret gerçekleşti. Salı günü Filistin'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün de Batı Kudüs'te İsrailli mevkidaşı Yair Lapid'le görüştü. Çavuşoğlu, sürdürülebilir diyaloğun devamına vurgu yaptı. Pozitif bir gündem üzerinde çalışmak, anlaşmazlıkları da yapıcı şekilde ele almamıza yardımcı olabilir. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyaloğun devam ettirilmesinin faydalı olacağı konusunda hemfikir olduk. Bu da birbirimizin hassasiyetlerine karşılıklı saygı temelli olmalıdır. Bu sadece bizim iki taraflı ilişkilerimiz için değil, aynı zamanda bölgemizdeki barış açısından da faydalı olacaktır. Rusya'nın Ukrayna saldırısı giderek şiddetleniyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın askeri harekatının en aktif aşamasına girdiğini açıkladı. Rusların Donbas bölgesinde kontrolü tamamen ele geçirerek bölgedeki Ukrayna güçlerini kuşatmaya çalıştığı belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının yükseleceği, nemin düşeceği de ifade ediliyor meteoroloji tarafından. Bu durumu da dikkate alarak ekiplerimizi hazır hale getirdik. Orman Genel Müdürlüğü, yazın çıkan yangınlarla mücadele için tüm hazırlıkları tamamladı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınlara 21 bin personel, 55 helikopter ve 20 uçakla müdahale edileceğini açıkladı. Bu yıl helikopter sayımızı 55'e, uçak sayımızı da 20'ye çıkardık. Bu önemli bir güç aslında ve toplam hava araçlarımızın bir seferde atacakları su kapasitesini de 300 tona yükseltti. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınına ilişkin son verileri yayımladı. Son verilere göre bir gün içerisinde 137.573 test yapıldı. 1260 yeni vaka tespit edildi. 24 saat içerisinde 4 kişi daha hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan veya karantina süreci sona eren 1225 kişi sağlığına kavuştu. Bugüne kadar bizde daha görülen bir vaka olmadı. Maymun çiçeği hastalığı bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Gereksiz bir tedirginlik oluşmamalı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada birçok ülkenin korkulu rüyası haline gelmeye başlayan maymun çiçeği virüsüne Türkiye'de rastlanmadığını söyledi. Gereksiz tedirginlik oluşturulmamalı diyen Bakan Koca, çiçek aşısının yeni virüse karşı koruyuculuğunun %80-85 oranında olduğunu kaydetti. Çiçek aşısının etkinliği %80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Bilim kuruluyla özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz? Bununla ilgili de istişare halindeyiz. Canlı virüs aşısının imha edildiği olmaması gereken bir geçmiş dönem yaşanmışken bunun gereğinin yapılmadığını görüyoruz.
en tehlikeli deniz anası türleri arasında gösterilen pusula deniz anaları İzmit Körfezi'nin ardından Tekirdağ kıyılarında da görüldü. Zehirli olduğu belirtilen deniz anaları tedirginliğe yol açtı. Kıyıya doğru geliyorlar, ondan sonra geri gidiyorlar. Peki endişeniz var mı denize girme konusunda kumbağa halkı olarak? Şahsen korkuyoruz. Şahsen korkuyoruz tabii. Biraz daha zehirliymiş herhalde. O yüzden korkuyoruz. Neredeyse Haziran gelecek ve dün akşam başlayan kar yağışı şehri beyaza bürümüş durumda. Soğuk havalar Mayıs ayının son günlerinde de etkisini göstermeye devam ediyor. Yaz aylarına girmeyi beklerken Kars, Erzurum ve Tunceli'de kar sürprizi vardı. Lapa lapa yağan kar kışı aratmadı. Çiftinin hali, kar şimdi çiftliği çok etkiledi. Şimdi hayvanlara bir tere girecek. Yani böyle bir şey görülmemiştir.